Ve haftanın raporu programıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ben Cem Açıköz. Saatlerimiz 23'ü gösterene kadar haftanın raporunda birlikte olacağız elbette. Kıymetli konuklarımızla huzurunuzdayız. Kimler bizlerle birlikte hemen takdim edeyim. Akademisyen Profesör Doktor Zakir Afşar. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Kürşat Asgur bizlerle birlikte. Kürşat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve Skype hattımızda da yayınımızda konuğumuz emekli albay Ali Türkmen bizlerle birlikte. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Cem Bey. Sizleri ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi tabii yarın Arefe ve Pazar günü de Kurban Bayramı'nın birinci günü. Elbette Kurban Bayramı mesajlarınızı, dilek temennilerinizi alacağım ama onu programın artık son kısmında, son turunda yapacağız hep birlikte. Lakin hemen şunun da altını çizmekte fayda olacaktır. Bugün 20 milyon öğrenci karne aldılar. Tebrik ediyoruz. İyisiyle kötüsüyle karneler alındı. Güzel bir yaz dönemi geçirirler. Hem öğrenciler hem de ebeveynler. Dileklerimiz bu yönde elbette. Haftanın raporu programımızın isminden anlaşılacağı üzere bu hafta neler konuşuldu, neler görüşüldü, kim nereden hangi mesajı verdi, kim neredeydi, kiminleydi? Bunları konuşacağız, ifade edeceğiz ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hem grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Daha sonra yazılı bir açıklaması oldu. Yazılı açıklamasıysa Türk siyasetinde normalleşme ve yumuşama iddialarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne düzenlenen siyasi operasyonlar hakkında yapılan yazılı açıklamaydı. Bunu konuşacağız. Bu yazılı açıklamadan sonra neler konuşuldu, neler görüşüldü, bu açıklamaya kim hangi mesajı verdi, nasıl değerlendirdi bunları ifade edeceğiz kıymetli konuklarımızla elbette. Ayrıca az önce aslında ana haberin sonunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyareti var malumunuz. İspanya'daydı, Madrid'deydi. Daha sonra İtalya'ya geçti ve G7 noktasına, G7 liderleriyle birlikte bir aile fotoğrafı da verildi. Az önce, yaklaşık 7-8 dakika önce ekranlarınıza getirdik. G7 ile başlayacağız, sonra siyasete geleceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyaretleri de oldukça önemli. Ben hemen Zakir Hocam'la başlamak istiyorum. Hocam şöyle başlayayım mı? Tabii hem İspanya ziyareti, Cumhurbaşkanı'nın Madrid ziyareti, orada basın mensuplarının sorularını yanıtlaması, İtalya ziyareti ve az önce verilen aile fotoğrafı. İşte aile fotoğrafının da görüntüleri de ekranlara geliyor. Lakin Madrid'de bir ortak basın toplantısı yapıldı İspanya Başbakanı'yla. Uzunca bir ortak basın toplantısıydı ve orada gazeteciler soru sordular. Bolca da soru sordular. Şu bir soru örnek vereceğim, siz genel değerlendirin lütfen. O soruda şuydu, bir basın mensubu teröristlere ilişkin, Türkiye'deki teröristlere ilişkin, Selahattin Demirtaş olsun, Osman Kavala olsun, neden tutuklular gibi bir soru sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu burada duymak çok üzücü dedi. Yani bir gazetecinin, bir basın mensubunun burada bana bunu sorması hakikaten üzücü ve düşündürücü şeklinde açıklamalarda bulundu. Gereği neyse yapıldı, yapılmaya da devam edilecektir mesajı düşüldü. Yani Avrupa'da. Nasıl yorumluyorsunuz hocam? Şimdi biliyorsunuz İspanya'da terörü kınamadığı için bir parti kapatıldı. Hı hı. Ereb Atasuna. Evet. Dolayısıyla da şimdi İspanya gibi bir yerde daha evvel böyle ayrılıkçılı açıklamalar yapan birçok milletvekili vesaire hem milletvekilinden oldu hem de hala cezaevindeler. Yatıyorlar. Herhangi bir şiddet terör yok, bakın sadece ve sadece terör örgütünü kınamadılar diye. Kınamadılar. O yüzden şimdi gayet tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı da fiilen şiddete karışmış. Şiddet olayları neticesinde yüzlerce insanın hayatını kaybettiği olayların müsebbibi kişiler olarak değerlendirilen bazı isimlerin orada zikredilmesini tuhaf buldu. Yani İspanya gibi bir yerde sorulacak soru mu bu? Evet. Yani şimdi Avrupa'nın herhangi bir yerinde de sorulacak soru değil aslına bakarsanız. Çünkü niye? Şundan dolayı Avrupa'nın herhangi bir yerinde HDP gibi, DEM gibi vesaire gibi bir parti olmaz. Bir saat yaşatmazlar. Sadece bir saat, bakın. Bunların kurduğu cümlelerden herhangi birini kurarlarsa bunlar siyaset miyaset yapamazlar. Hayatlarının sonuna kadar da kodesten çıkamazlar. Cumhurbaşkanı biliyor. Bunu görüyor. Böyle tuhaf tuhaf sorular soruyorlar. Çünkü niye? Beşinci kol bunlar. O yüzden de
Cumhurbaşkanı'nın zaten oradaki gündemi neydi? 11 tane anlaşma imzalandı. Bizim İspanya ile olan dış ticaret hacmimizin artılması öngörülüyor. Böyle bir çaba içerisindeyiz. Diğer taraftan da TCG Anadolu'nun daha büyüğü olan bir gemi inşası. Yine karar alındı. Dolayısıyla da böyle çok ciddi gündemlerin olduğu bir yerde bu tür eften püften saçma sapan, yani hele de İspanya'nın gerçekleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan sorular olunca, İspanyol gazetesi El País'in muhabiri bu soruyu sordu. Cumhurbaşkanı da bunu tuhaf karşıladı doğal olarak. Ne diyorsun siz de diye. Yani sizin kendi ülkenizde böyle bir siyasi parti ya bir saat, sadece bir saat varlık gösterebilir mi? Cumhurbaşkanı'nın işte yani hayret ettiği şey bu. Onun için de ne yazık ki bazen böyle Avrupa dediğimiz yerde standartsızlığın daniskası var. En yüksek düzeyde görebiliyorsunuz. Çifte standart falan diyoruz ya, çifte standartta bile iki tane standart vardır biliyorsunuz. Burada ne iki standart var, ne üç standart var, ne beş standart var. Burada standartsızlık var, ölçüsüzlük var, ayarsızlık var. Buradaki şey ne? Kendi işlerine ne gelirse o. Onun dışında hiçbir şey yok. Kendi işlerine gelen şey, eğer o anda kendi çıkarlarına gelen böyle bir demokrasi havariliyse, eğer demokrasiyi bu şekilde tanımlama ihtiyacı ise onu yapıyorlar. Yok işlerine gelen şey, terör örgütü diye en basit hak isteyeni bile çok rahatlıkla içerilere atmak ise onu yapıyorlar. Evet. Şimdi bunlar fiili terör örgütü. Terörün bütün unsurlarını, terörün bütün tarifine uyan durumları gerçekleştiren yapılar bunlar. Şimdi terörü bu derece icra eden yapılara karşı Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleyi siz nasıl sorgulamaya kalkışırsınız? Hele de İspanya'da. Böyle saçma sapan bir soru olur mu? Cumhurbaşkanı da yani gerekli cevabı verdi. Bir şey de diyemediler ondan sonra. Çünkü kendilerine bakacak herkes önce. Herkes kendisine bakacak. Avrupa'da soruyorum, Fransa'da, Almanya'da, efendime söyleyeyim İngiltere'de, İspanya'da, Portekiz'de veya ufak ülkelerde bu tür bir partiye kaç saat izin verilir? Bakın, ay demiyorum, gün demiyorum, hafta demiyorum. Kaç saat izin verilir böyle bir şeye? Kaç kere bu tür konuşmalar yapmalarına izin verilir? Kaç kere? Hem de parlamento kürsüsüne çıkacaklar. Sağa gidecekler, sola gidecekler. Böyle isteklerini, arzularını dile getirecekler, öyle mi? Kaç dakika? O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı gereğini yaptı. Sanki dışarıda şöyle bir algı var. Sanki Türkiye'de özgürlük yok. Bir kısıtlama var. O kısıtlamada hazır Cumhurbaşkanı İspanya'da, Madrid'de bulduk. Orada soralım. Burada yani herkes, böyle bir algı var şimdi dışarıda. Tabii bu terör örgütü, bu terör örgütü çok sahipli bir terör örgütü. Bakın sahibi bir değildir, çok sahiplidir. Buna ne diyoruz artık? Asimetrik savaş, hibrit savaş diyoruz. Bunları kullanıyorlar. Ülkelere karşı ordularıyla çıkmıyorlar. Terör örgütleriyle çıkıyorlar ülkelerin karşısına. Terör örgütlerini bir aparat olarak kullanıyorlar. Kullandıkları bu aparatlar üzerinden de ülkeleri sıkıntıya sokuyorlar. Ülkelerin kaynaklarını, enerjilerini bunun üzerinden tüketiyorlar. Ülkelerin hedeflerini bunların üzerinden şaşırtmaya uğraşıyorlar. Buna da çok yatırım yaptılar yıllardır. Böyle bir örgüte yatırım yaptılar. FETÖ'ye yatırım yaptılar. Şimdi ısrarla bunların savunmalarının arkasında ne var? Bu var. Çünkü Türkiye bunları çökerttikçe rahatsız oluyorlar. Türkiye bunları çökerttikçe TCG Anadolu'yu yapıyor. Türkiye bunları çökerttikçe İHA'sını yapıyor, SİHA'sını yapıyor, Kaan'ını yapıyor, Hürkuş'unu yapıyor. Türkiye bunları çökerttikçe helikopterini yapıyor, füzesini yapıyor, roketini yapıyor. Türkiye bunları çökerttikçe iktisadi olarak kalkınıyor. Türkiye bunları çökerttikçe pek çok alanda mukayesel olarak üstünlükler elde ediyor. Artık Türkiye'yi dize getirecekleri ellerinde hiçbir şey kalmıyor. O yüzden de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Her koldan faaliyet gösteriyorlar. Her koldan ayrı ayrı gidiyorlar. Şimdi bunlardan birisi de nedir? Bunlardan birisi şu anda Cumhur İttifakı'na yönelik olarak hareketlerdir. Bu da bunun devamıdır ha. Başka bir şey değildir. Şimdi herkes olay şöyle bakıyor.
İşte Cumhur İttifakı'nın bileşenleri içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi. Mesele Milliyetçi Hareket Partisi değil, mesele ülke ocakları değil. Mesele nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin istikrarıdır. Türkiye'nin geleceğidir. Meseleye öyle bakmak lazım. Doğru. Cumhur İttifakı'nı bir an evvel çökertirsek, Cumhur İttifakı'nı çökertip Sayın Cumhurbaşkanı'nı yalnızlaştırırsak, zaten diyor Adalet ve Kalkınma Partisi nedir? 12 dakikada yok ederiz diyor. Peki. Yine konuşacağız zaten iç siyaset bölümünde. Şimdi Sayın Asgur'a da hemen söz hakkı vermek istiyorum. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın görüşmesi de oldu bugün. Bu da önemli. Yani hani hatta diğer turda belki Zakir Hoca'nın da bir iki cümle söyleyebilir ama hani bu G7 zirvesi çerçevesinde Sayın Asgur neler söylersiniz? Hangi yorumları yaparsınız? Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İspanya'da işte az önce sorulan soru. Yani sadece bu konu konuşulmadı tabii. Şimdi izleyicilerimiz demesinler ki yani basın mensupları sadece bu soruyu mu sordu? Evet. Hayır. İsrail konuşuldu. Rusya-Ukrayna savaşı konuşuldu. Evet, tamam. Birçok konu konuşuldu. Yani ifade edildi, açıklandı ama yani bu soru İspanya gibi bir yerde Sayın Avşar'ın da dikkat çektiği gibi hani sorulmayacak bir yer. Belki de sorulması beklenmeyen bir yerde. En sondu İspanya'nın böyle bir şey, İspanya'da böyle bir sorunun soruluyor olması. Ama dışarıdan baktığımızda Avrupa'dan Türkiye'ye bakıldığında onların gözüyle, onların algısıyla sanki Türkiye özgürlükler ülkesi değil, bir kısıtlama var. İşte A diyeni içeri atıyorlar, B diyeni içeri atıyorlarmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumun olmadığını söylemek mümkün olacaktı. İşte terör örgütüyle iltisaklı olan kişileri ve kesinleşmiş hapis cezaları olan kişilerden bahsediyoruz. Hatta Cumhurbaşkanı orada hani Osman Kavala'dan bahsetti, terörist Selahattin Demirtaş'tan bahsetti, bizzat isim vererek bahsetti. Neler söylersin Sayın Asgur? Şöyle, öncelikle ülkemizin bu toplantılarda G7 ve İtalya'daki toplantıda diğer ülke liderleri tarafından son derece ciddiye alınması, Cumhurbaşkanımızla birebir görüşmelerin yapılması, aslında bu konuştuğunuz konuların biraz daha zayıfladığını gösteriyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada Cumhurbaşkanı tarafından temsil ediliyor. Bir ara hatırlayınız lütfen, eskiden bu liderlerle konuşabilmek için sıraya giriliyor. Evet. Bu liderlerle fotoğraf verebilmek için belirli kişiler devreye sokuluyor. İşte şu Cumhurbaşkanı benim arkadaşım diye basın açıklama yapılıyordu. Şu an Türkiye bunun çok ötesinde. Burada dünyada diğer liderler ve diğer ülkeler tarafından ciddiye alınan, hangi hareket ve davranışları sergileyeceğine bakılan, kendisiyle İlişki kurulmak istenilen bir devlet görünümü vermesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Doğru. Bu Biden'ın görüşmesi de öyle. Diğer ülke liderlerinin Cumhurbaşkanımıza tavrı da öyle. Her biri şu an tek tek görüyorsunuz. Büyük ilgi, alaka gösteriyorlar. Bu aslında Türkiye'de aynı zamanda Türkiye'nin dünyada kurulan tüm oyunlarda denklem dışı bırakılmadığının, her denklemin içinde olduğunun da bir göstergesi. Göstergesi. Ve oradaki bir gazetecinin çok basit bir sorusunun bu kadar büyük, bu kadar anlamlı bir olaya gölge düşürmesi de söz konusu. Olmayacaktır mümkün tabii. Mümkün değildir. Tabii ki de mümkün değil. Yani çünkü burada işte yani hocamız dediğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı soruldu. Rusya-Ukrayna gelecek misiniz? Geleceğim, tamam evet. Hocam buyurun. Şimdi şöyle. Burada biz ne bekliyoruz? Şimdi dünyanın belirli meseleleri var. Bu belirli meselelere çözüm. Dünya için ekonomik bir sıkılaşma dendi. İşte Amerika bu yıl ilk defa herhalde faiz düşürebileceğini söylüyor. Aynı zamanda Almanya ve Japonya'nın savunma harcamaları, cari açık ilk kez verecekler belki. Bununla birlikte dünya güvenliğini tehdit eden Ukrayna Savaşı, ki bugün Putin'in çok sert bir açıklaması var. Artık yeni bir oyun kuruyoruz diyor. Bugün onu müsaade ederseniz onu da bu şeyde değinebilirim. Yine Gazze'deki olay var. Şimdi biz ne bekliyoruz, dünya ne bekliyor?
Biz öncelikle dünya güvenliğinin insanların huzur içerisinde yaşamasını bekliyoruz. Gazze'de akan kanın, gözyaşının durmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız elbette ki bu faaliyetlerini Gazze'de akan kanın, Ukrayna'da devam eden savaşın durdurulmasını istedi. Bu aynı zamanda artık birçok ülkenin de talebi halinde. Çünkü bunun ötesi ekonominin ve güvenliğin çok ciddi bir problemine geliyor. Dün tabii, hatırlarsanız Polonya, St. Petersburg'da ya da diğer yerlerde Rusya'nın 100'e yakın nükleer başlıklı füze yerleştirdiğini söyledi. Hı hı hı. Bugün Briskin, Putin'in açıklaması artık Rusya çöktükten sonra Amerika tek odaklı dünyayı kabul etmediğini, yeni bir odak oluştuğunu, bu odağın Batı tarafından da kabul edilmemesini fakat Batı'ya bunu kabul ettireceklerini ifade ediyor. Bunlar dünyadaki barış ortamını ve güvenliğin tehdidinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu toplantılarda gerek hem birçok ülkenin NATO ülkesi olması, bizim ilişki kurmaya çalıştığımız Batı ülkeler olması, aynı zamanda ihracat, ithalat dengelerini kurmaya çalıştığımız ülkeler olması ve bunların bir denge halinde devam ettirilmesini önemli. Yani bu burada bunların konuşulması elbette ki çok önemli. Fakat biz ülke olarak ya da Cumhurbaşkanımızın elbette ki yaptığı şey şudur. Burada netice almak istiyoruz. Yani toptan ziyade topla oynamak kadar gol atmak da bizim için önemli. Hocamın biraz önce söylediği TCG, Anadolu, 11 anlaşma, İtalya'nın şu anki problemlerini Türkiye ile çözme arzusunun açıklanması. Muhtemelen çünkü gördüğümüz kadarıyla şu an BBC ya da birçok uluslararası kanal İtalya Başbakanı'nı yeni demirleydi. Margaret Thatcher'ın yerine oturtup evet, yeni bir merkezi İtalya'ya taşımak istiyor. Biz de bu merkezin göbeğinde dünya meselelerinin konuşulduğu yerde Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem fikirlerini söylüyoruz hem de uluslararası fikirleri, İngiliz politikası öyledir. Bir bazen fikir üretmezsiniz fakat fikirleri yönünü değiştirebilirsiniz. Cumhurbaşkanımız da oradaki fikirlerin yönünü değiştirebilecek güç ve iradeyi ve bu tutarlılığı gösteriyor. Peki. Şimdi diğer turumuzda yine biraz daha detaylandırabiliriz. Yani en azından eklemek isteyenler, konuklarımız ekleyebilirler. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden sohbetine de geleceğim. Görüşmesine de geleceğim. Yani hani evet, bizim bildiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın görüşmesinde ne olabilir, ne konuşuldu aleni bir şekilde yok. Somut bir şekilde bilmiyoruz. Lakin Türkiye-Amerika ilişkilerine baktığımızda bizim Amerika'dan beklentimiz var mı? Amerika'dan isteğimiz var mı? İşte FETÖ elebaşının iadesi gibi. Bu bir sadece. F-16'lar gibi. Yani önceden ortağı olduğumuz F-35'lerden sonra F-16'larla ilgili. Ayrıca bir son dakika bilgisi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı'yla da görüşmüş. İkili görüşmeler zaten İspanya ziyaretinden sonra İtalya'da yapılacağını biliyorduk. O ikili görüşmelerde yapıldı ve akabinde de bir aile fotoğrafı verildi. Sayın Türkmen, siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet, G7 Liderler Zirvesi dünya için önemli bir toplantı tabii. Bu toplantıya Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılması ve orada ikili görüşmeler yapması gerek ülkemiz açısından gerekse bölge açısından önemli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde, yani gerek Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da bir istikrar abidesi olarak duruyor ve bölge barışına olan katkıları da son zamanlarda daha iyi anlaşılır hale geldi. Hı hı. Biden'la olan görüşmede elbette bizim Amerika'yla eskiden beri ilişkilerimiz var ve bu ilişkiler doğrultusunda bir taraftan müttefiklik ilişkimiz olmakla birlikte bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri PKK terör örgütü ve onun komşu ülkelerdeki uzantılarını açıktan desteklemesi konusu var. En başta bu var. Yani FETÖ elebaşısının Amerika Birleşik Devletleri'nde
himaye ediliyor olması da diğer bir terör örgütüne verdiği desteğin açık ifadesi. Klasörler dolusu talep listesi gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne ama bir türlü şimdiye kadar iade gerçekleşmedi. Bunun dışında F-35 ve F-16 verilmesi almamız söz konusu. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri askıya aldı. F-35'i zaten vermeyecek ama F-16'lar konusunda da işte senatoya sunduk vesaire gibi şeylerle bizi epey zamandır oyaladılar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani Amerika Birleşik Devletleri ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden vazgeçebiliyor ne de tam olarak yanında oluyor. Şimdi tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki çıkarları ve bu çıkarlarını koruması önemli. Biz de kendi ülkemizin çıkarlarını korumak için her türlü gayreti gösteriyoruz tabii ki. Burada yapılması gereken nedir? Bu ikili görüşmelerin, ikili ilişkilerin daha da sık yapılması ve bir sonuç alınması. Doğru. Sonuç alınması için tabii ki ne yapmak gerekiyor? Ülkemizin belli bir güce erişmesi gerekiyor. Peki, bugün, ülkemizin belli bir güce erişmesi gerekiyor dediniz. Kısa bir araya gitmem lazım. O araya gidelim. Aradan sonra sizinle devam edelim. Hatta Erdoğan-Biden görüşmesinden de ne olabilir? Yani ne görüşülebilir? Beklentimiz ne yönde? Ne çıkabilir? Bununla da ilgili sizle başlayalım. Sonra Sayın Avşar ve Sayın Aspur'a da soracağım. Akabinde siyaset diyeceğiz. Kısa bir araya gidelim efendim. Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi Sayın Türkmen'de kalmışız. Sayın Türkmen, hemen size sözü tekrar vereyim. Reklama gitmeden önce sizdeydik. G7 Liderler Zirvesi verilen fotoğraf karesi, orada verilen mesajlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüşmesi. Buraya da bağlarsanız sevineceğim. Çünkü hani Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a ne dedi, ne konuştular? Bu konuşuluyor şimdi ama ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Sadece biz ne konuşulabilir? Hani bunu biliyoruz. Ya da G7 Liderler Zirvesi çerçevesinde hani böyle görüşmeler çok uzun uzacı olmuyor anladığımız kadarıyla ya da çok da detaylı görüşülmüyor ama ne beklenilebilir, bunlar da önemli konular tabii ABD Başkanı'yla. Buyurun lütfen. Evet, tabii Amerikan Başkanı'yla gerek ikili gerekse bölgesel konularda ki fikir alışverişinde bulunulur. Bunlar nelerdir diyecek olursak, demin ifade ettim, başta Amerika Birleşik Devletleri ile olan NATO müttefikliğinin sebebiyle olan bu bize uçak F-16, F-35 verilmesi konusu vardı. Onlar konuşulabilir. Bunun dışında bizim ondan da öncelikli konumuz terör, özellikle Suriye'deki Fırat'ın doğusundaki terör örgütüne açıktan destek vermesinin sonlandırılması gerektiği konusu. Orada sözde seçimler vardı. O seçimler iptal oldu, ertelendi. Ya olacak mı, olmayacak mı? Yani bunlar belki konuşulmuştur. Evet, ertelenmesinden ziyade böyle bir seçimin yapılmaması gündeme gelir muhtemelen. Ayrıca bizi yine doğrudan ilgilendiren Gazze konusu gündeme gelmiştir. Ve bunlar artırılabilir. Yani bölgedeki işte Ukrayna Savaşı var, diğer Doğu Akdeniz meseleleri var. Bizim işte Avrupa ile olan ilişkileri, Yunanistan ile olan ilişkileri gibi birçok konular elbette var ama bizim Amerika Birleşik Devletleri ile en önemli konu kanaatimce terör konusudur. Cumhurbaşkanımız da bu konuyu sanıyorum ikili görüşmede gündeme getirmiştir ya da getirecektir. Peki. Kısa kısa hocam. Var mı eklemek istediğiniz hocam? Yok. Buyurun. Şimdi gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tür ikili temasları artarak devam ediyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Birleşik Arap Emirlikleri'den Zayed El Nahyan'la da görüştü biliyorsunuz. Zaten Meloni ile ayaküstü şey yapmışlardı orada. Biden'la da bir şey var ama burada tabii temel konu Gazze meselesi. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın G7'ye davet edilmesinin esas önemli sebeplerinden birisi de yine Gazze meselesi olarak değerlendirmek, öyle görmek lazım. Dünyanın da en önemli gündem maddelerinden birisi Gazze. Birisi de Ukrayna-Rusya savaşı. Şimdi tabii Avrupa'yı ilgilendiren kısmıyla da baktığımız zaman
Bunlar gündemde olan hususlar. Tabii o şeye baktığımız zaman geneline İtalya'daki işte G7 zirvesine Biden'ın yine çok ciddi bir hafıza sorunun olduğunu, korteks sorunun olduğunu görüyoruz. Yani ciddi anlamda bir böyle bunama alametleri hakikaten kendisini gösteriyor. Varamın en sonkini nerede anladık onu? Yürüyüp gidiyordu şimdi. Toplantıda yürüyüp gidiyordu. Hava eşek gösterisini bıraktı, terk etti. İtalya Başbakanı Bayan Meloni koşa koşa gitti, kolundan tuttu çaktırmadan. Getirmeye uğraştı. Tekrar yönünü çevirdi biliyorsunuz. Tabii bir de orada gene skandala benzer bir şeyde İngiltere Başbakanı... Sayın Türkmen gülmeyin ya, biz de yaşlanacağız ileride. Biz de böyle olmayalım. Ya da böyle olursak da bir yerin başkanı olmayız büyük ihtimal. Evde otururuz, yatarız değil mi? Şimdi diyor ya, çekildik babı hükümetten izzeti ikbaliyle. Ya biz muhtemeldir ki yani tabii izzeti ikbaliyle çekiliriz babı hükümetten, görevlerimizden, her neyse o zamanki konumumuzdan yani. Ama tabii çok da fazla şartları zorlamayız. Çünkü bu tabii devletin de acziyeti anlamına da geliyor diğer taraftan. Düşünsene bu şey, ben burada yayını yaparken bir anda kalkıp gidiyorum. Tabii bir anda gidiyorsun işte artık biz Kürşat Bey'le idare ediyoruz. İdare ediyorsunuz. Ben geziniyorum Sayın Biden gibi. Sonra keyfim gelince geliyorum, soru tabii. soruyorum, tekrar gidiyorum. Yani bu, yapabildiğim sürece buradayım. Tabii bir de yoksa bu, yokum. İngiltere Başbakanı da biliyorsunuz bu Rishi Sunak da yani şey İtalyan Başbakanı'na bir aşırı yakınlaşma çabası içerisinde. Evet. Kadın böyle şey gibi geriye doğru yay gibi geriliyor. Macron'la olanı söylüyorsunuz. Yok yok şeyler Rishi Sunak'la Rishi. Hani Sunak da evet evet. Sunak'la evet, ondan evet. sonra şimdi bir de öyle garip görüntülerle falan karşılaştık. Yani böyle çok ilginç hakikaten enstantanelerde karşımıza çıkmıyor değil çıkıyor. Ama tabii gündem nedir derseniz gündem önemli. Gündem dediğim gibi Ukrayna-Rusya savaşı bir taraftan, diğer taraftan da İsrail-Gazze meselesinin bir an evvel çözülmesi bizim. Sayın Cumhurbaşkanımız elbette ki bu iki konuyu fevkalade önemli görüyor. Niye? İkisi de bizim etrafımızdaki ateş çemberler. Tabii ki. Bizi ilgilendiren hususlar. Bu bakımdan da bunlar önemli diye düşünüyorum. Peki. Şimdi ben de şöyle buyurun. Biraz önce aslında kaldığım yerden devam edeyim. Tam toplantı devam ederken Putin'in açıklamalarını... Putin'in açıklamalarına gelin de ben Zakir Hocam hani şöyle hem Sayın Türkmen'e hani ben anons ederken şunu söyledim ya FETÖ elebaşının iadesi F-16'lar yani bunlar çok detaylı ve teferruatlı konular değil mi? Bunlar G7 gibi bir yerde şimdi ayaküstü yani konuşulacak şeyler 15-20 dakikalık konuşmalar hani... Hani şimdi tabii bunlar da önemli şimdi konular bunlar, ama şimdi liderler bunlar dile getirirler ama orada dışişleri bakanlar da var, diplomatlar da var. Pek çok arkada birçok kişi tabii, görüşür şey, yani. Tabii. Pek çok teknik ekip var. Doğal olarak da bu görüşmeler diğer taraftan da bütün detaylarıyla sürüyor. Yani liderler ana başlıklarını bu tür görüşmelerde ele alırlar, dile getirirler. Ülkelerin genel yaklaşımlarını orada ifade ederler. Ama diğer taraftan da onun detayları ne yapar? Süreli gider, çalışılır. Verimlidir. Doğru. Peki. Zaten Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan da yan yana oturuyordu. Oturma pozisyonu da çok önemli. Yani toplantıda. Hani, mesela neden önemli? Yani Cumhurbaşkanı ile Biden'ın yan yana oturması ya denk gelmesi. Şimdi şöyle Amerika ile bizim şu fotoğraf karesi bakınız. Görüşmemiz. Yönetmenimiz verdi ekranlara. O yani biraz önce değindiğim gibi şöyle. Bu da olur. Yani bizim için aslında bir önemi elbette ki yok. Türkiye kendi yolunda yürüyen bir ülke. Bağımsız, hür bir ülke. Fakat uluslararası kabul, bizim Biden görüşmesinin iptal edilmesi, hala yani Türkiye'nin gücünün, Türkiye'nin varlığının, içeride muhalefetin dediği gibi olmadığının, uluslararası kabul edilirliğinin var olduğunun kısmi bir göstergesidir. Doğru. Ha şunu da diyebilirim, yanına otursa da Türkiye güçlüdür, yanına oturmasa da güçlü, Türkiye güçlüdür. Da güçlü. Ama Türkiye'nin güçlü oluşu, bu, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu şöyle, zaten ama Hakan hani, Fidan'ın duruşuna bakar mısınız evet, hocam? Yani, şöyle, buradaki esas mesele şu Kürşat Beyciğim. Yani Amerika bir seçime gidiyor, Amerika seçime giderken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na gidip öyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ne kadar yararlı olur. O değerlendirmeleri biz de yapıyoruz. Yani ülke olarak kendi diplomasimiz, kendi dışişlerimiz, kendi bürokrasimiz yani bu tür değerlendirmeleri yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da vakti kıymetli. Görüşülecek konular her ne kadar önemli olsa da yani şimdi Biden'ın başkanlık döneminin sona geldiği Kasım ayının süreçte, seçimde. Evet, sona geldiği seçim öncesi 5 Kasım. Evet, 5 Kasım. Yani görüşmelerin çok az kaldı. Hiçbir şey ifade etmeyeceği bir noktada şey yapıyor. Diğer taraftan da bizim en temel problemlerimizden birisi neydi? F-16 konusuydu. Yani F-16'lar verildi. Evet. F-16 kitleri, bunlar yardım zaten kitleri de verildi. Yani o görüşmelerin fiilen gerçekleşmesine gerek kalmadan
diplomasi üzerinden de zaten çözülmüştü oldu. Yani o görüşmeye gerek aslında kalmadı. Diğer taraftan da Sayın Biden'la görüşseniz ne olacak? Yani 3 dakika sonra unutacağı şeyler. Yani biraz öyle gözüküyor yani bu. Cumhurbaşkanının zahmetine değecek şeyler değil. O zaman yani Cumhurbaşkanı'nın Biden'la görüşmesinden ziyade burada devletler görüşüyor. Yani Hakan Fidan'ın Blinken'la görüşmesi, konuşması daha kıymetli gibi. Bu bizim Cumhurbaşkanı'yla yani, alakası değil. Biden'ın 3 dakika sonra unutuyor olmasıyla alakalı mı? Şimdi birçok bakımdan bu meseleye bakmak lazım. Blinken da yani Kasım'dan sonra olmayabilecek aktörlerden birisi. Tabii ki. Yani seçim nasıl gelişir, nasıl gelişmez o konuda şey yapmayabiliriz ama buradaki mesele şu, devletler arasındaki ilişkiler devamlıdır. Yani biz Amerika ile müttefikiz. Müttefiklik ilişkilerimizde sorunlar yaşasak bile müttefikiz. Yani burada. Dolayısıyla da Amerika ile ilişkilerimiz... Tabii bir tablo yok hocam. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da Biden'ın yan yana oluşunda tebessümler var. Hani bunlar belki uluslararası ilişkilerde olur zaten. Efendim, hani birbirlerine yani Türkiye'de de sert sözlerle söyleyen partiler yan yana Amerika ile müttefikiz ama sorunsuz değiliz Amerika ile. Pek çok sorunumuz var. Amerika ile sorunlarımız çok dinamik sorunlar, önemli sorunlar. Bunlar bazen günlük müdahaleyi gerektiriyor, bazen zamana bırakmayı icap ettiriyor. Doğal olarak da bu tür şeylerde ilişkiler hep olacaktır. İlişkiler istediğimiz gibi seyreder etmez. Bu iç politik bir şekilde değerlendirilecek hususlar da değildir. Çünkü dış politikada şöyle bir esas vardır. İçerideki partiler birbirleriyle hangi noktada anlaşırlarsa anlasınlar. Dış politikaya gelince dış politikada devletlerin âli menfaatleri söz konusudur ve burada birlik içerisinde hareket etmek durumundadırlar. Tabii ki. Bunu ne yazık ki Cumhuriyet tarihinde ilk defa sarsan parti demin etkisiyle Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi demden dolayı ne yazık ki Türk dış politikasında derin yarıklar meydana gelmesine sebebiyet veren, yani artık hakikaten çizgiden çıkmış dış politik konularda bir siyasi parti olarak yalpalamaktır. Peki geleceğiz CHP kanadına, DEM kanadına, AK Parti'ye, MHP'ye, çünkü Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamaları da var ama siz tamamlayın Ahmet Bey sözünüzü. Önceki hani böldük çünkü sohbet havasına geçti. Evet. Zakir Hocam'ın da destekleri vardı. Yani ben şu fotoğraf karesinde hakikaten hocamın ifadesiyle hani 3 dakika sonra Biden unutacaksa Blinken'la Hakan Fidan'ın görüşmesi daha kıymetli gibi geliyor. Hakan Fidan'ın duruşu da hakikaten şu fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkada çok şık. Yani güçlü bir devlet. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu da evet ama Hakan Fidan da güzel durmuş efendim. Buyurun. Öncelikle Kürşat ismini kullanıyorum. Şimdi şöyle, Ahmet demeyeyim efendim. Yani Kürşat derseniz daha tamam. Çok sevinirim. Ahmet yazmıyor değil mi? Ahmet'i silin efendim şeyden. Ahmet Kürşat kalabilirdi. Dursun mu? Evet. Ahmet Kürşat Askur kalabilirmiş. Ben Kürşat Bey diyorum. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz her zaman gibi. Ama her iki isim de yakışıyor size. Tabii çok sağ olun. İkisini de çok seviyorum. Şimdi şöyle, bu açıklamalar yapılırken bence hani Putin'in yapmış olduğu açıklamanın saati de önemli. Hı hı. Putin ABD öncülüğünde Batı Soğuk Savaşı kazandıklarını sandı, kazanmadı. Avrupa Atlantik güvenlik sistemi çöktü. Avrasya'da yenisini kurmalıyız diyor. Siz biraz önce bahsetmiştiniz. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da geçen hafta zaten birse bizi alın ve Çin ve Rusya gezisini yapmıştı. Aslında evet. Türkiye bir Zülkarneyn gibi hem doğuda hem batıda faaliyet gösterebilen büyük bir etki alanı olduğunu gösteriyor. Yani doğuya da baksanız, doğunun toplantılarının olduğu yerde de Türkiye'yi görüyorsunuz. Batı odaklı toplantılarının olduğu yerde de Türkiye'yi görüyorsunuz. Muhakkak, ve Türkiye ve buralarda çok yüksek temsil noktası ve kabul noktası görüyor. Yani Hindistan Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı'ndan tutunuz birisine kadar ve Türkiye'nin şu şeyi de önemli. Hani ben gerekirse Asya paktında da yer alabilirim diyor ve her iki paktı da idare edebileceğini gösteriyor. Bu açıdan bu yani aslında görüşmeler iki hafta boyunca baktığımızda Türkiye'nin Pasifik'ten Atlantik'e hala at koşturabildiğini ve çok kullanacağım ama bu oyunun içerisinde önemli bir aktör olduğunu ana göstergesidir. Evet. Ve iki taraf da buna şey yapıyor. Ve aynı zamanda Putin'in
aynı saatte, yani orada ne görüşüldüğünün, belki Putin için, şunun için söylüyorum, Putin de aynı saatte ateşkes şartlarını söyledi. Yani orada şunu görüşüyorsanız ateşkes için diyor, Ukrayna çekilsin. Ve Ukrayna'yı hala Putin'in gördüğümüz kadarıyla şurada duruyor. NATO'ya kesinlikle Ukrayna'nın alınmayacağının taahhütünü verin diyor. Evet. Ve bu durumda diyor yeni bir düzen kuralım. Ve tabii Sayın Genel Başkanımızın dediği bir cümleyi söyledi. O çok, o da ilginç yani benim için. Buyurun söyleyin efendim. Dünya hızla değişiyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor. Dünyanın değişimini muhtemel hem Asya paktında hem Avrupa paktında görüyoruz. Tabii bunlar yeni neler getirecek onu hep beraber göreceğiz. Göreceğiz. Peki. Şimdi bu konuyla ilgili tabii gelişme olursa, yeni fotoğraf karesi gelirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya dönüşünde uçakta gazetecilere vereceği röportaj muhakkak olacaktır. O röportaj yarın yansıyacaktır. Yarın konuşacağız. Belki detaylıca, ama tabii içeride de bazı açıklamalar var. Önemli açıklamalar, önemli değerlendirmeler var. Yani evet, G7 Liderler Zirvesi önemli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları önemli, yapılan mesajlar, verilen mesajlar, atılan adımlar önemli, aile fotoğrafı çok kıymetli, önemli, ikili görüşmelerde çok önemli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la da yan yana oturduğunu ve toplantıya katıldıklarını, burada mesaj verdiklerini, jest ve mimiklerden de birçok şey anlayabiliriz. Belki Biden'a ne dedi, ne konuşuldu, ne görüşüldü, önümüzdeki süreçte muhakkak yansıması da olacaktır. Önümüzdeki süreçte görüşeceğiz. İçeriye baktığımızda, şimdi içeride Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin önemli bir açıklaması oldu. O açıklama, programımızın en başında ifade ettim, şuydu: Türk siyasetinde normalleşme ve yumuşama iddialarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne düzenlenen siyasi operasyonlar hakkında yapılan yazılı açıklama. Şimdi o yazılı açıklamadan birkaç anekdotu okuyacağım. Sayın Avşar'a bırakacağım sözü. Sayın Azkur'la da devam edeceğiz. Sayın Türkmen'e gideceğim. Tabii açıklamanın her alanı önemli, ama şu malum cinayet üzerinden, Sinan Ateş cinayeti üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan bir algı operasyonu var. Bunu net bir şekilde söylemek mümkündür, ifade ediyoruz. Diyor ki, Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır diyor. Şimdi bu konuya ilişkin, algının yapıldığı bu konuya ilişkin net bir mesajı var MHP liderinin. İkincisi, diyor ki AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, mecliste kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şartlar ne olursa olsun sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir diyor. Yani daha açıklama var ama ara ara okuyacağım ben siz değerlendirdikçe. Evet, ben hatırlarsanız ilk değerlendirmemizde beraber yaptık. Beraber yaptık. Orada şunu söyledim: bu operasyon ne Milliyetçi Hareket Partisi'ne ne Ülkü Ocakları'na. Bu operasyon Türkiye'ye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na yönelik bir operasyondur. Hı hı. Çünkü Cumhur İttifakı'nı ortadan kaldırırlarsa, çatlatırlarsa, Cumhur İttifakı'nı bozarlarsa ancak başarılı olacaklardır. Sayın Bahçeli de buna işaret ediyor. Diyor ki, şartlar ne olursa olsun biz Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakmayacağız. Her ne olursa olsun Cumhur İttifakı devam edecek bizim, evet, açımızdan diyor. Ama bütün bununla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki bir kısım insan gayrimemnun. Bunu zaten i̇şte suyu bulandırmaya çalışan bir grup var dedi zaten. Bunu da kendileri de ifade ediyorlar. O zaman diyor, yani gayet rahatlıkla Cumhuriyet Halk Partisi ile de altılı masayla da, altılı masayı da hatırlarsanız altındakiler vardı, üstündekiler vardı. Bir araya gelerek geniş tabanlı bir
yapı da oluşturabilirler. Buna rağmen diyor biz Cumhur İttifakı içerisinde söz vermiş olduğumuz bütün kanunlara, yasama çalışmalarına destek vereceğiz. Şimdi biraz evveline gitmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun. 21 Mayıs 2024 günü Sayın Devlet Bahçeli grupta bir konuşma yaptı. MHP grubunda bir konuşma yaptı. Özgür Özel'e 4 soru yönlendirdi. Evet. Dedi ki, İmralı canisinin ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Yine dedi ki, vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan kurulmasını istiyor musunuz? Beraber demlendiklerinize söz verdiniz mi? Yine Sayın Bahçeli dedi ki, hangi dış mihrakların nam ve hesabına siyasi çalışma yürütüyor, Türkiye'nin geleceğini kimlerle konuşuyor, kimin folluğunda yatıyorsunuz? Dördüncü olarak da yine şu soruyu sordu. 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir, adalet nedir, devlet nedir, siyasi onur ve millet sevdası sizin meşrebinizde ne manaya gelmektedir? Hı hı. Bu dört soru o gün bugün cevapsızdır. Evet. Zaten her ne olduysa bu dört sorudan sonra oldu, dikkat edersiniz. Aslında cevapsız derken Özgür Bey bunların cevabını veriyor ama hayır, yani mesela şöyle veriyor. Biliyoruz. Mesela af istiyor mu Demirtaş'a, Kavala'ya? Evet istiyor. Biliyoruz ama bunu hani bir soru çerçevesinde evet. Bu MHP liderinin söylediği bu dört soruya sormuyor. Aynen. Bağımsız Kürdistan istiyor mu? Sadece, istiyorum demiyor sadece bak, ama. Sadece Kavala falan demiyor. Diyor ki buna APO da dahil mi? İmralı Cainis derken Sayın Bahçeli ilk sorusunda diyor ki İmralı Cainis'in ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Buna APO da dahil mi diyor? Diğer PKK'lılar da dahil mi? Çünkü bu sözü verdiler. Bu sözü verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi çıkıp bunu açıklasın. Niye açıklamıyorsunuz? Verdiğiniz sözler işte bunlar. Kamuoyuna o zaman yansıdı. Ne dediniz? Kandil İttifakı'nı şehir uzlaşısı dediniz. Listeleri beraber yaptınız. Her şeyi beraber. Ondan evvel de Kılıçdaroğlu'nun adaylığında da yine uzlaşmanız vardı. Her şeyi yaptınız. Her şeyi sineye çektiniz. Bugün işte öküz öldü, ortaklık bozuldu. Ne yapıyorsunuz? Her şeyi tek tek ifşa ediyorsunuz. Ortaya evet, çıkıyor. Evet. Diğer taraftan vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan kurulmasını istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Beraber demlendiklerinize bu soruyu sordunuz mu? Bu sözü verdiniz mi? Vermediniz mi? Soruyu işte Sayın Bahçeli. Şimdi bunlar önemli sorular. Sorular çok net. Çok sorular açık. Net. Cevap sıfır. Cevap bakın, sıfır tabii. Ondan sonra ne yaptılar? Bu cinayet meselesini bir şey haline, paket haline getirdiler. Bir ajans marifeti gibi Türkiye'nin gündemini bununla doldurmaya uğraşıyorlar. Esas cevaplanması gereken sorular bunlar. Kime hangi sözü verdiniz? Gelin bakalım. Sizin yumuşama dediğiniz şeyin içerisinde, uzlaşma dediğiniz şeyin içerisinde, yürütmüş olduğunuz faaliyetlerde bu dört sorunun cevabı vermeniz lazım. Siparişi yapılan normalleşme dedi MHP'li. Evet. Sipariş üzerine yapılıyor. Sizin diyor. Normalleşmeden kastınız ne? Bu dört soru tesadüfen sorulmuş sorular falan değildir. Onun için çılgına döndüler. Onun için projeyi tekrar hızlı bir şekilde Türkiye'de kamuoyunu bulandıracak bir şekilde ne yaptılar? Çekip çeviriyorlar. Buradaki esas maksat nedir biliyor musunuz? Çok açık net olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanını yalnızlaştırmak. Çok açık net yine söylüyorum. Bunun içeriden de şeyi var, katkısı olanlar var. Dışarıdan da katkısı olanlar var. Yani ve onların da hedefi aynı. Cumhurbaşkanını yalnızlaştırmak bakın. Cumhurbaşkanını yalnız bırakmak. Cumhur İttifakı'nı yıkmak. O zaman MHP liderinin dikkat çektiği şu AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırması onların da mı amacı bu hocam? Gayet tabii. Gayet tabii. O zaman gayet Cumhurbaşkanı tabii. Bunu görmüyor. Cumhurbaşkanı görmez olur mu? Gördüğü için apar topar açıklama yaptırdı hemen. Sayın Bahçeli'nin şeyinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sayın sözcüsü çıktı. Ömer Çelik. Ne dedi Ömer Çelik Bey? Ondan sonra Özgür Özel'e de verdi ağzının payını Sayın Ömer Çelik yalnız. Özgür Özel'e de verdi. Özgür Özel o kadar böyle şey bir dil kullanıyor ki, saygısız, üslupsuz bir dil içerisinde, saldırgan bir üslup içerisinde ki, ona da cevabını verdi. Ama bununla kalmıyor bakın. Mütemadiyen yalan ve iftiralar. Ne dediler? Yok işte o maktulün kız kardeşini Bursa Ülk Ocakları takip ediyor. Valide açıklama yaptı.
Valilik açıklama yaptı. Hayır, kanıtlarıyla ortaya koydular. Evet, evet. Yalan olduğu ortaya çıktı ama bunu hem Cumhuriyet Halk Partisi tepindi bunun üzerinde. Bu yalanın, iftiranın üzerinde. Televizyon kanalları da. Hem televizyon kanallarındaki silahşörleri, kalemşörleri tepindiler. Sonra bugün yine bir başka şey. Güya bir eski milletvekili açıklama yapmış da bana yukarıdan talimat geldi filan. O milletvekili açıklama yaptı, hiçbir yere hiçbir açıklama yapmadım diye. Evet. Kaynak ne? Cevheri Güven diyen FETÖ'cü, Erk Aceler denen FETÖ'cü. Evet. Kaynakta o çıktı. TGRT'nin temsilcisine üflemişler. O da bunu bir gerçek gibi. Şimdi bakın, ahlaksızlık her bir yerden sadır oluyor. Ciddi anlamda bir kuşatma. Bu kuşatmanın içerisinde herkesi katmaya uğraşıyorlar. Önemli, önemsiz. Ya parti binasını kapatmış parti liderine kadar gidiyorlar. İşte gelin de duruşmayı, duruşma seyirlik bir olay mıdır? Duruşmaya katkıdır. Ne yapacaklar? Elinizde bilgi, belge varsa dedi Sayın Bahçeli, gidin mahkemeye verin. Ne söyleyecekseniz orada söyleyin zaten tarafsız. Şeyden sonra olmuş olabilir mi hocam? Yani bu dört sorudan sonra oldu bunların hepsi. Her şey dört sorudan sonra özele oldu. Bu dört soruyu sordu. Tamam. Afişe etti Devlet Bey. Onların yumuşama dediği şeyin ne olduğunu afişe etti. Ondan sonra bu kampanya başladı. Başladı. Şimdi liderin bu açıklamasından sonra çok önemli, çok kıymetli. Bakın her şey o yani 21 Mayıs diye çıkıyoruz, söylüyoruz. Devlet Bahçeli'nin bu dört soruyu sormasıyla birlikte bir kampanyaya dönüştü. Tamam. Bu dört sorunun cevabını Türk milleti bekliyor, Türkiye bekliyor. Bu soracağız. Bu soruları her gün soracağız o zaman. Özgür Bey, evet. Soracağız. Bu çok güne önemli bir hatırlatmaydı bu dört soru. Şimdi diyorsunuz ki bu cinayet üzerinden yapılan algı operasyonu Özgür Özel'e sorulan dört sorudan sonra tabii başladı. Buna cevap veremeyince böyle bir algıya yeltendiler. Bu algı üzerinden önce cinayet Cumhuriyet Halk Partisi şu dört sorunun cevabını versin. Versin. Veremeyecekler. Evet. Veremeyecekleri için de böyle bir algıya gidiyorlar. İzmir'de evet. PKK'lılar Çakıroğlu'nu şehit ettiler. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi neredeydi? Bu kadar ülkücü harekete duyarlılığı vardı da. Orada hayatının baharında bir genç şehit edilirken evet, Fırat, siz onlardan bir tane açıklama duydunuz mu? Hayır, duymadık. Duymadınız. Duymadık efendim. Pek çok ülkücü şehit edilirken bir tane açıklama duydunuz mu? Duymadınız. Bu ülkede o kadar çok hukuksuzluk varken, 37 kişi Diyarbakır'da öldürülürken, 6-8 Ekim olaylarında siz bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklama duydunuz mu? Hayır efendim. Duymadınız. Ne oluyor Cumhuriyet Halk Partisi? Dört sorunun cevabını versen önce. Mesele burada dört sorudur. Bakın peki, hepsi bir araya geldi. Altılı masası, eki, kökü hepsi aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Peki bu dört soru çok önemli. Ben de bir yere getireceğim sizin sözünüzü ve merak da ediyorum yorumunuzu. Sonra Kürşat Bey'e geçeceğim ama mesela hocam dediniz ki bu dört soruya cevap veremediği için bu algı yapılıyor. Cinayet üzerinden yapılan bir algı var. Ama evet, bu dört soruya cevap veremediği için CHP bu algıyı yapıyor. Lakin geldiğimiz bugün de işte yapılan açıklamalar, verilen mesajlar biraz daha işin gündemde kalması ve yani Sinan Ateş'in eşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor olması ve o fotoğraf karesinin bir efendim, etkisi var mı? Yani bu hayır efendim, görüşebilir. Yani eşi öldürülmüş bir kadın. Ülkenin Cumhurbaşkanı'yla da, Adalet Bakanı'yla da herkesle de görüşebilir. Hı hı. Cumhurbaşkanı da istediği herkese randevu verebilir, görüşebilir. Sayın Devlet Bahçeli de bunu ifade etti zaten. Bunlar değil ki. Görüşmeleri çarpıtmayın demişti. Buradaki, bakın, daha önceki görüşmelerde mesele, vardı. Buradaki mesele İddiaların, ortaya konulan iddiaların dosyayla hiçbir bütünsellik taşımaması, hı hı, elde edilen delillerle hiçbir ilgisinin olmaması, doğrudan bir iftira isnat kampanyasına dönüşmesidir. Buradaki mesele budur. Buradaki mesele bir sosyal medya yargısıdır. Buradaki mesele siyaset yargısıdır. Mahkeme orada. Mahkeme duruşmaları yapacak. Tabii. Kim karar verecek? Savcı iddianamesini hazırlamış. Yargıçlar da orada yargılamayı yapacaklar, hüküm verecekler. Yargılamayı ne siyasi partilerin genel başkanları verebilir, ne sivil toplum örgütleri verebilir, ne sosyal medya kalemşörleri verebilir, ne medya verebilir. Yani bir karar verilecekse bu bağımsız yargı tarafından verilir. Tabii. Bağımsız yargı faaliyetini ortaya koymadan tesir altında bırakılmak istenmektedir.
peşin peşin hiç iddianamede olmayan isimler zikredilmekte, onlara karşı itibar Peki. suikastleri yapılmaktadır. Yoksa ortada bir cinayet vardır, cinayetin failleri vardır mutlak surette. İşlenen cinayet her ne sebeple ise hiç kimse aydınlanması lazım zaten. Bunu herkes lazımdır. Söylüyor. Hiç kimse hiçbir şekilde hiçbir noktanın karanlıkta kalmasını talep etmemektedir. Talep etmez. Yani adaletin yerini bulması herkesin ortaklığı. Tabii ki öyle. Tabii ki. Peki Kürşat Bey'e geçelim. İlaveniz olursa yine söyleyin hocam. İddianamesi hazırlanan MHP liderinin açıklaması, iddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi Ülkücü Harekete yönelik itibar suikastının yaygınlaşması Sayın Avşar'ın ifade ettiği ve vurgu yaptığı yer, bu suikaste refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür dedi MHP lideri. Kürşat Bey nasıl yorumlar bu süreci ve liderin bu açıklaması MHP liderinin? Şimdi şöyle, 15 Temmuz olduğunda Genel Başkanımız şöyle bir açıklama yaptı. Tam çaycıyı, çorbacıyı, badanacıyı alıyorsunuz. Bunun siyasi ayağı nerede dendi? Çok doğru. Bunun akademik ayağı nerede dendi? Ve FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya şimdi, çıkılmadığı sürece FETÖ'yle mücadele bitmeyecek dedi. Bitmeyecek dendi. Şimdi şöyle, Türkiye'de biz hala sureti haktan görüküp aslında fikir dünyasında bizimle bir olmayan insanlarla mücadele ediyoruz. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu sahada çok net gördük. Bürokraside şu an belirli yaşadığımız sıkıntıların temelinde de bu vardır. Aslında bu sureti haktan görünmeyen kişiler Cumhurbaşkanının seçimi kaybedeceğini, seçimi kaybeden bir cumhurbaşkanının artık Türkiye'de fonksiyonunu yitirdiğini, bunun için birçok bürokratın aslında hiçbir şekilde taraf demeyelim ama tamamen karşı tarafa çalıştığını, hatta belirli atamaları, bunun altını çizmek istiyorum lütfen. Buyurun. Tabii ki hocam. Yani Mayıs'ta olacak seçimden sonra YÖK atamalarının, emniyetteki atamaların tamamının, işte devleti 3500 kişi yönetiyor, 3800 kişi yönetiyor falan deniliyor. Bu atamaların tamamının da 15 Temmuz'da yapılacağı bir hayal ile seçime girdiler. Fakat seçimi kaybettiler. Hayaller hüsran oldu ve yıkıldı gittiler. Fakat meseleler tartışılırken aynı bazen boks maçı gibidir. Bunlar için round round gidiyor. Bu da mücadelenin diğer bir roundudur. Bunlar diğer roundlarda yediği dayağın hesabını bu roundda, bu mecrada almak istiyorlar. Fakat işte yine bu hafta sizin aracılığınızla bu konuyu değerlendirmiştik ama Genel Başkanımızın açıklamaları çok net ve temiz. Bakın, ben sizin okuduğunuzu müsaade ederseniz okuyayım. Buyurun. Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir, bizce herhangi bir mahsuru yoktur diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ilgilendiren bir şey var mıdır burada? Yoktur. Cumhur İttifakı, konuşulan kişi devletin başıdır. Konuşan kişi Türkiye'de Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir kişinin eşidir. Kamuoyuna mal olmuş bir meseledir. Ve kamuoyuna mal olmuş meselenin tüm tarafları, şu an hapishanede olmasına rağmen sanki Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış, hiç kimse tutuklanmamış, olay muallakta kalmış, ne olduğu anlaşılmamış gibi oluşturulan bir algı vardır. Bu algı sosyal medyaya, yine anlamadığım, aslında biraz önce hocamla da konuştuk onu arada, habire sosyal medyada iddianamenin parçaları çıkıyor. Efendim, bu iddianamenin parçalarını size kim verdi? Siz nasıl ulaştırıldı? Nasıl ulaşıyorsunuz değil mi? Yani biz ulaşamıyoruz, Ali ulaşamıyor. Siz nasıl ulaştınız bu kadar parçaya? Ve sonunda da deniliyor ki, deniliyor iddianamenin o parçası yanlışmış. Peki 3 aydır insanların kafasını niçin bulandırdınız? Evet.
Bu Türkiye'ye bu eylemin yapılmasının ana amacı nedir? Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden yıpratılmasıdır. Fakat bunu başarmaları mümkün değil. Çünkü bu iş, genel başkanımızın dediği gibi, bu iş kazındıkça altından kimin çıkacağı besbellidir. Sadece bunu kamuoyu merakla bekliyor, biz de merakla bekliyoruz. Fakat bunu ne sizin açıklamanız ne benim açıklamam, çünkü Türkiye 3 erk tarafından bağımsız olarak yürütülüyor. Yasama, yargı, yürütme. Şu an bu iş yargı ergindedir. Burası da bağımsızdır. Topladığı deliller neticesinde karar verir. Bugün hiç ismi olmayan bir parti genel başkanının işte kızı neticesiyle duygular, kızı sokağa çıkamıyor, ölüyor falan. Bütün çocukların duygularını, çocukları daha istismar ederek Türkiye'de kamuoyunu baskıladığı, adil bir karar çıkmasını engelleme faaliyetleri içerisinde olan bizzat onların ta kendisidir. Zaten tam mahkemenin yapılacağı gün belli mi? Belli. Bir temiz. Peki herkesin katılabileceği söylendi mi? Söylendi. Genel başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Genel Merkezi, Divan, davayı yakından takip edeceğini bildirdi mi? Bildirdi. MHP lideri söyledi zaten. Kim söylesin? Cumhurbaşkanımız bunun gerekli bütün davanın takibini yapacağını söyledi mi? Söyledi. Daha kimden ne açıklama bekliyorlar? Şimdi bunlar çok Amerikan filmi seyrediyor. Muhtemelen yani mahkemede aslında Türk hukuku, Fransız sistemi, yazılı hukuktur. Bunlar çok Amerikan filmi seyrettiği için orada bir şov yapılacağını söylüyor. Halbuki Türkiye'de işler belge üzerinden yürür. Yazıdan yürür hukuk. Yani oraya gidip sizin şov konuşma yapmanız, jüri etki, böyle bir şey yok. Zaten duruşmaya katılıyor mu ben bilmiyorum yani hukuken. Yani destek için bekleyecekler herhalde. Ya işte böyle duruşma şöyle, anladığımız kadarıyla. Çünkü birçok lider ben de gideceğim diyor, şunu yapacağım. Gitmeleri çok doğal, gitsinler, dinlesinler. Bunda anormallik yok. Zaten bu aslında şeffaflığın da bir göstergesi. Yani herkes orada hakim ne karar verdi, savcı hangi iddianamede bulundu, şahitler ne dedi, orada duyacaklar ve duyacakları şey bunun ülke ocaklarıyla ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ve bunun mensuplarıyla bir ilişkisi olmadığını duyacaklar. Ama o zaman utanmayacaklar. Yine algı üzerinden devam edecekler. Çünkü şu an ellerinde bir delil olmamasına rağmen algı üzerinden kamuoyunu baskılıyorlar. Ve Türkiye'nin Özgür Özel demiyor muydu? Ya Türkiye'nin birçok gündemi var, gelin bunu tartışalım, ekonomi. Peki bunu niye tartışıyorsun? Yani kendisiyle de aslında çelişmiyor. Şu anki ana amaç tamamen Cumhur İttifakı'nın nasıl yıpratılabilirliği ve nasıl bunun dağıtılabilirliği üzerinde duruyorlar. Çünkü şu an Cumhur İttifakı devam ettiği müddetçe buna güçlerinin yetmediğinin farkındalar. Ve Cumhur İttifakı iradesi kamuoyunda Anadolu'da çok ciddi bir saygı görüyor. Cumhurbaşkanının çok ciddi bir teveccüh var. Ama şöyle bir şey var. Genel başkanımıza çok ciddi bir teveccüh var. Tabii ki öyle. Şimdi siz Cumhurbaşkanlığı ve genel başkanımızı yıpratmadan Cumhur İttifakı'nı yıpratamazsınız. Şimdi burayı yıpratamayacaklarını anladılar. Anladığımız kadarıyla. Evet. Bu sefer bizim divana saldırıyorlar. Divana saldırmalarının sebebi acaba bu kayadan taş koparabilir miyiz? Evet, genel fakat başkan yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulu Yönter'e özellikle. Hiçbir zaman evet. Şunu unutmasınlar. Yel kayadan parça koparamaz. Bunlar sadece rüzgardır. Bu rüzgar bizim kayamızdan, bizim kalemizden parça koparamaz. Bu surda gedik açamaz. Peki yalan olmasına rağmen, Sayın Hemşire az önce belirtti ya Bursa olayından, Bursa Valiliği'nin işte bir ifade etti ya. Şimdi mesela şöyle, yalan olduğu ortaya çıktı, valilik açıkladı, böyle bir takibin olmadığını şimdi açıkladı ama mesela o açıklanana kadar yani CHP'nin desteklediği birçok televizyon kanalında o kişiler çıktı ve şimdi Anadolu'da konuştular, meşhur bir şey vardır. O spikerler, o sonuçlar yorum yaptılar. Şimdi şöyle efendim, mahallenin başında bir yalan söylerseniz sonunda siz inanırsınız gibi. Bunlar kendileri bir iftira atıyorlar. Bu yalan ve iftiraya kendileri inanıyor. Fakat yine şu var, hani yalancının mumu
yatsıya kadar derler. Hı hı. Bu sefer bir gün bile dayanmadı. Yani 24 saat dayanmadı. Allah'tan bu teknolojik işte kameralar var. Kameralara takip ettik. Bunların Bursa Belediyesi'nin işçileri olduğu, takip etmedikleri, başka yere gittikleri gibi açıklamalar oldu. Bu sefer o hanımefendi özür dilerim. Ama Türkiye'de şöyle bir algı oldu. Yani bunu şu cümleyi kurmaktan imtina ediyor, utanıyorum. O sunucularda yani ben hani çok defa üstünden yani geçtiler ve detaylıca de çok özür anlattılar. Hani bunu tırnak içerisinde söyleyeceğim. Bursa Ülke Ocakları'ndaki gençler bu Sayın Sinan Ateş'in, merhum Sinan Ateş'in kardeşini, bacısını takip ediyor. Arkadaş milletin işi gücü yok da sen bakkala giderken takip et. Yani bu ayrı bir ruh halidir yani. Seni niye takip etsinler? Ülke Ocakları'nın işi gücü mü yok? Yani zaten etmedikleri çıktı ortaya. Yok, etmedikleri çıktı da yani bu, ama siz 24 saat bu kamuoyuna bunu tartıştırın. Kamuoyuna bunu tartıştırdıktan sonra da şimdi bütün kanalların, bu kanalların tamamının şunu yapması gerekiyor. Özür diliyoruz demesi gerekiyor. Böyle bir açıklama yok. Peki Allah göstermesin, Bursa Valiliği bunu açıklamamış olsaydı. Hala ya belli bir süre sonra insanların kafasını bulandırıyorlar. Ve davaya kalarak da acaba gerçekten Türkiye'de böyle bir şey oluyor mu diye bir düşündürtüyorlar. Amaç da bu zaten. Amaç da bu zaten anladığımız buna kadarıyla. Buna hani bir deli kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. Evet, evet. Bu budur yani. Peki Kürşat Bey, teşekkür ediyorum. Sayın Türkmen. Evet Cem Bey, şimdi bu diğer arkadaşlar ifade ettiler. Bu tamamen Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arasını açmak ve Cumhur İttifakı'nı yıkmak gibi bir hedefi var bunun. Bu olayların, son günlerde gelişen olayların. Şimdi bu cinayet konusunda Milliyetçi Hareket Partisi ilk günden itibaren konunun partiyle bir alakası olmadığını ifade etmesine rağmen bugüne kadar ülkücü ve milliyetçi düşmanı olan partililer, gazeteler, gazeteciler ve bu konuda görüş beyan eden birçok kişi işte bir başka siyasi cinayet olan hatta 2014 seçimleri öncesinde, belediye seçimleri öncesinde İstanbul'da olan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul basın danışmanı merhum gazeteci Cengiz Akyıldız'ın 26 Ocak 2014 tarihinde, Ege Üniversitesi öğrencisi ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ise 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde PKK'lılar, onların uzantıları DEMP, HDP'liler neyse ne derseniz deyin, onların uzantıları tarafından şehit edilmeleriyle ilgili bilmiyorum bir başsağlığı dileğinde bulunmuşlar mıydı ki bugün bu Sinan Ateş cinayetiyle çok yakından ilgileniyorlar. Yani bugün seçim olsa muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi Sinan Ateş'in eşini milletvekili adayı yapar. Yani iş o hale geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki amacı esas itibariyle bu konu Amerika Birleşik Devletleri'nden işaret fişeği verildi. Bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Ülke Ocakları'nın bir terör örgütü olduğu yönünde bir tasarı hazırlandı ve bunun yasalaşması gibi bir şey gündeme gelmişti. Bu Türkiye'deki uzantıları hemen buna el attılar. İşte bu cinayeti de şey bilip buna bahane edip Ülke Ocakları'na ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni karalama kampanyası başladı. Bu da sosyal medyada özellikle akıl almaz bir şekilde devam ediyor. Şimdi işte maalesef bu konu başta Cumhuriyet Halk Partisi, onun yandaşı gazeteler ve televizyonlar olmak üzere sürekli bu konu işleniyor ve bu hanımefendi de Sinan Ateş merhumun eşi de buna çanak tutuyor. Ha, bunun bir amacı vardır yoktur, bu ilerleyen zamanda mahkeme sürecinin sonunda ortaya çıkacaktır mutlaka, ama kamuoyunda maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Ülke Ocakları'na yönelik
yoğun bir kampanya yürütülmekte. Önce bu konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte milletvekilleri dahil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya da televizyonlarda bu konuyla ilgili birçok açıklamalar yaptılar. Tabii partimiz, yetkililerimiz buna gereken cevabı veriyorlar ama kamuoyunda bu algıları işte olguymuş gibi anlatıp Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arasını bozmak ve kendileri bu sistemde, hükümet etme sisteminde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kendilerine bir yer ayarlamak istiyorlar. Dikkat ederseniz bu yumuşama ya da siyasette yumuşama gündeme geldiği günden bu yana Özgür Özel hükümetin yaptığı her icraata işte bunu ben söylemiştim, hükümet bu şekilde uyguladı gibi bir yol izlemeye başladı. Bu neredeyse artık hükümetin bütün icraatlarına sahip çıkacak. Şimdi önümüzde işte Temmuz ayı... MHP liderinin söylediği siparişi yapılan normalleşme diyor ya. Hani diğer bölümde zaten hani onu konuşacağız. Bu normalleşmeden kastı ve MHP liderinin bu açıklamasından sonra o normalleşmeyle yine CHP ve DEM'in birlikteliğini, hani az önce o cinayetle ilgili işte diğer televizyon kanallarının neler konuştuğunu ve özür dilemesi gerektiğini söyledi ya Kürşat Bey, dilemediler. Ama biz konuştuğumuz konular, mesela şunun altını çizelim. DEM'le CHP'nin, şimdi CHP'le DEM'i konuştuğumuzda normalleşmeyi söylediğimizde şunu söyledik. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'le görüşüp bir saat sonra şehit cenazesinden çıkıp terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısını görüşmeye giden ve bunu eleştirdik mesela. Ama bu var olan bir şey, bilinen bir şey, görüntüsü olan bir şey, üstüne konuşup eleştiri yapıyoruz. Hani yanlış olan bir şey değil ama bilinmeyen bir şey üzerinden bir köpürtme, bir algı operasyonu yapılarak daha sonra da o ilin valisi var, en üst düzeydir. Ülkenin, o şehrin cumhurbaşkanı. Ben öyle şey yapıyorum. Aynen öyle, evet. Yani o ilin cumhurbaşkanı, belediye başkanı da bir siyasi partinin genel başkanı gibi görüyorum. Hani en üst düzey makam açıklama yapmış, böyle bir şey olmayacak diye. Hani o makama inanmayacağız da nereye inanacağız? Yani, yok şöyle yani. Zaten inanacağız. Şöyle, valilik yapıyor bu açıklamayı. Şöyle, valilik bu açıklamayı yaptı. Ben araya buyurun, kusura buyurun, bakmayın girin. Ama Ali Bey, kamera kayıtlarının tamamını açabiliriz diyor. Kamera kayıtlarıyla gösterdik diyor. Bir de. Yani değil, valilik somut olarak. Şunu demiyor. Yani böyle bir şey yoktur demiyor. Kamera kayıtlarını tamamını buraya da gösteriyor. Yani hani kamera kayıtları var ortada. Bu kişilerin kim olduğu belli. Belli diyor. Bunlar Bursa Belediyesi'nde çalışan 4 kişi. Normal işçi diyor. Şu diyor. Yani sadece muhtemelen isimlerini şunun için açıklamadı. Hani kamuoyuna rahatsızlık vermemek peki için. Peki. Yani böyle yoksa... Peki, hayır, sen... o kişilerin de kişilik hakkı var. Tabii. Niye yani açıklasın? Bir de onlar yani açıklayacak şimdi isimlerini. Tabii o kişilerde gidip bakın. Burada çok önemli bir şey var. Bütün Bursa Ülke Ocakları'ndakiler gidip dava açabilirler. Bu iftira sahiplerine. Çünkü. Evet. Ayrıca o kişiler de gidip dava açabilirler. Çünkü herkesin kişilik hakkını, özel verilerini ne yapmışlardır burada? Kullanmışlardır. Yani böyle bir saçmalık olur mu? Siz paranoya içerisine gireceksiniz. Ondan sonra da önünüze geleni suçlayacaksınız. Yani. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Hukuk devleti içerisinde böyle bir şey olmaz. Bunu da medyayla paylaşacaksınız her şeyden evvel. Medya da bunun üzerine tepinecek, bir camiayı linç etmeye kalkışacak. Bunun içerisine siyasetçiler de dahil olacak. Burada esas sorumluluk siyasetçilere düşüyor bakın. Bireyler bazı paranoyak şeylere girebilirler. Korkarlar, o olur, bu olur filan. Farklı sebeplerle. Bu başka bir şey. Ama sizin hiç mi aklınız başınızda değil? Bir bekleyin bakalım ne çıkacak? Yani madem şikayetçi oldu, şikayetin sonunu bekleyin. Peşin peşin nasıl mahkum edersiniz? Peşin peşin nasıl böyle şeyler söylersiniz? Yani gerçekten bakın, hukuk diyorlar. Hukuksuzluğun her türlüsünü yapıyorlar. Hukukun üstünlüğü dediğim şey şudur. Hukukun bütün kurallarına, kaidelerine saygı. Şimdi insanların onuru var, haysiyeti var, ailesi var. Tabii ki öyle. Şimdi olmadık bir şeyden gidiyorsunuz siz. Bütün Bursa Ülke Ocakları'nı suçluyorsunuz. Töhmet altına tutuyorsunuz. Onlarla ilgili bir sürü şey söylüyorsunuz. Ülke Ocakları'nın genelini suçluyorsunuz. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçluyorsunuz. Yani bu çok utanmazca, arsızca bir şey. Suçun şahsiliği prensibini de aşan bir şey. Bakın
hukuktaki en temel şeylerden birisi suçun şahsiliği prensibidir. Velev ki böyle bir şey yapmışlardır, birileri yapmıştır. Kimse onlar ortaya çıkarırsınız. Topyekün herkesi karalayacak sistematik bir kampanya ahlaksızlığın önde gidenidir. Hukuk tanımazlığın önde gidenidir. Bakın buradaki esas mesele bu. Şimdi çıkıyor bir siyasi partinin temsilcisi, diyor ki siz bunu yaptınız. Nereden çıktı? Böyle bir iddia var. Adı üstünde iddia. Bakın, iddia. İddia. Tabii. İddia ne yapılır? Araştırılır. Eğer gerçekse dile getirirsiniz. Doğru. Ama gerçek değilse siz bir siyasi partisiniz. Ülkede insanlar birbirine kamplaştırmak, birbirine düşürmek mi istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Yani öteki korktu diyelim, onun kendine göre bir sebebi var. Senin derdin ne? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Yani böyle bir şey olur mu? Sen bu toplumun fertlerini bu kadar birbirine kamplaştıracak, düşmanlaştıracak, birbirine girdirecek, husumet içerisine sokacak bir değerlendirmeyi, konuşmayı, iddiayı nasıl yaparsın? Evet. İftira, isnata nasıl gidersin? Siyasi partilerin sorumlulukları büyüktür. Siyasi partiler siyasi parti gibi davranmak durumundadırlar. Bir grup hevesini alamamış, gençlik hevesleri kursaklarında kalmış militan tiplerin hala büyük kitle partileri içerisinde aynı şekilde davranmaları asla kabul görebilecek bir şey değildir. Bu normal bir siyaset değildir. Türkiye'yi bu kafayla kimse yönetemez. Türkiye'yi kamplaştırırsınız. Bir taraftan normalleşme diyorsunuz, bir taraftan elinizden ne gelirse normalleşmemesi Türkiye anormal bir şeye gitsin diye bunu yapıyorsunuz. Hepsini yapıyorsunuz. Evet. Böyle bir anlayış olur mu? Böyle bir kafa olur mu? Peki. Peki hocam. Devam edeceğim. Reklama gideceğim. Sayın Türkmen'in sözünden aldık ama reklam dönüşü Sayın Türkmen sizinle devam ederiz. Sizler cümlelerinizi tamamlarsınız. Zaten şu konumuz da var. Yani yine MHP liderinin açıklamasıyla beraber hani AK Parti içindeki gayrimemnun kesimle devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da Altılı Masa'nın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir. Bu ne demek? Ve Özgür Özel neler söyledi? CHP Genel Başkanı işte Cumhur İttifakı'nda sıkıntı var gibi açıklamaları oldu. Kendince bazı çağrıları oldu. Ama şimdi Sayın Avşar program başında o kadar güzel bir şey söyledi ki, Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'na nasıl bir algısı olursa olsun, nasıl bir söyleme olursa olsun, o şuraya yazdım ben o 4 soruyu bir kez daha. Şu 4 soruya yanıt vermediği sürece hepsi boş gibi geliyor. Reklam sonrası konuşacağız. Saat başı beraberiz. Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sayın Türkmen'de kalmışız. Sayın Türkmen'e hemen söz hakkı verelim. Akabinde başlığı değiştireceğim. Yani daha doğrusu benzer başlık ama normalleşme süreciyle alakalı yumuşama, normalleşme, kime göre, neye göre bunları konuşuyoruz. Tabii bu konuyla alakalı yeni açıklamalar da geliyor. O açıklamaları da konuşacağız ama Sayın Türkmen yerde kalmıştınız. Lütfen tamamlayın. Buyurun. Evet Cem Bey, o cinayet sonrası Bursa'daki iddiadan bahsediyorduk. Merhum kız kardeşi valiliğin açıklamasından sonra bir açıklama yapmış tekrar. Konuşma video yayınladı. Onu izledim. Orada saçma sapan konulara değiniyor. Yani işte ben belediyenin 3 çalışanı orada ne geziyor diyor. Yani o saatte orada ne geziyor. İşte yan masadaki kızlara hiç bakmıyorlar da bize niye bakıyorlar diyor. Yani böyle ne dediğini bilmez halde gördüm. Siz bir kere bütün bu olayın başından bu yana bir medyatik duruma geldiniz. Yani sokakta, işte kafede, restoranda sizi gören bir kişinin "Aa bu da filanca mı?" diye size dikkatlice bakması, kendi aralarında belki de konuşmaları gayet normal diye ben bunu değerlendiriyorum. Buna kalkıp da efendim işte beni takip ediyorlar gibi bir paranoya girmenin bir anlamı yok. Bu Cumhuriyet Halk Partililerin yaptığı açıklamalara gelince, bunlar komünizmin artıkları. Komünizmin revaçta olduğu dönemde, yani 60'lı 70'li yıllarda özellikle bunlardan bir tanesi asla astarı olmayan bir kitap yazardı Cem Bey. Diğerleri de, ondan sonra gelenler de
işte kendilerine bilimsel bir hava vermek için de o aslı astarı olmayan kitabı kitaptan alıntılar yapar, bunu dipnot olarak, kaynakçı olarak gösterirler. Böylece bilimsel bir şeymiş gibi kamuoyuna sunarlardı. Şimdi de FETÖ artıkları, işte PKK uzantıları, özellikle yurt dışından bazı iddialarda bulunuyorlar. Bunların da Türkiye'deki uzantıları, bunlar, bu iddialar gerçekmiş gibi kamuoyuna anlatıyorlar. İşte Avukat Hasan Kumkale Bey açıklama yapmış. Yani Olcay Bey'in böyle bir basın açıklaması yoktur diye. Gazeteci İsmail bunu açıklamayı yaptı diyen gazeteci İsmail Saymaz da bundan sonra herhangi bir açıklama yapmıyor. Yani biz yanlış yapmışız falan gibi bir özür dilemek gibi bir açıklama yok. Şimdi bunların genlerinde var böyle şeyler yapmak. Onu ifade etmek istiyorum. O yüzden burada işte ülkücüyüm deyip de milliyetçiyim deyip de geçmişte bu ocakta bulunup da kendilerini şimdi bu İsmail Saymaz gibilerle aynı safta konuşlandıranların şapkalarını önüne koyup düşünmeleri lazım. Tabii burada size bir, yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve onun işte eski milletvekiline, divana çeşitli suçlamalarda bulunuyorlar ama bu bir elden değil, birçok uzantılar, herkes bunu aynı anda yapınca kamuoyunda insanlar işte acaba mı gibi soru işaretleri oluşuyor. Burada bir hem kamuoyunu etkilemek bunların amacı, aynı zamanda mahkeme heyetini de etkileyip 1 Temmuz'da ve ilerleyen süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'ni de bu davanın içine sokup Milliyetçi Hareket Partisi'ne işte iftira atmak ya da onları bu davanın bir zanlısı haline getirmek istiyorlar. Tabii esas burada kamuoyunun sorması gereken soru bence şu. Yani bu iddiaların doğru olmadığına inanıyoruz tabii ki ama bunları bir kenara bırakalım. Yani bir liste yapılacak olsa Sinan Ateş ilk sırada mı olurdu o tarihte? Yani böyle saçma sapan, ya durup dururken bir partinin, ülke ocaklarının böyle bir cinayette bulunması deli saçma bir şey ama işte bunu Cumhur İttifakı'nı bozmak için Amerika'dan işaret fişeği verilen ve Türkiye'nin ilerlemesine, önüne engel olmak için yapılan adımlar bunlar. Ama buna gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerekse Adalet Partisi, başta Genel Başkan Tayyip Erdoğan olmak üzere en sert açıklamayı yaptılar ve Cumhur İttifakı'nın devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundular. Peki. Bu konuda bir sıkıntı olmaz diye değerlendiriyorum Cem Bey. Peki. Şimdi hemen Sayın Avşar'a gidiyorum. Sayın Avşar, hani MHP liderinin şöyle bir açıklaması vardı ya, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi oldu. Yine 1,5 saat sürdü. Tıpkı AK Parti Genel Merkezi'nde görüşüldüğü gibi. İade ziyaret de uzun sürdü. Nasıl yorumluyorsunuz efendim? Yani böyle bir süreç... Efendim siyasi partiler arasında görüşmeler olur. Muhakkak. Normal bir şeydir. Bunlar Türkiye'nin büyük partileri. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etmiştir Özgür Özel. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ziyaret etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da o ziyarete karşılık olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edeceğini ifade etmişti. Bu ziyarette netice itibariyle gerçekleşti. Yani bazen kısa sürer, bazen uzun sürer, fark etmez. Yani bu ülkenin önündeki konular, yine partilerin görüşeceği konulara bağlı olarak zaman belirlenebilir burada. Fakat burada mühim olan şey şudur. Bunun bir nezaket dairesi içerisinde gerçekleşmiştir. Zaten görüşmelerin tamamının amacı da nedir? Gerçekten bir tırnak içerisinde yumuşama. Niye? Şundan dolayı. Yani Türkiye üst üste 3 tane seçim atlattı.
14 Mayıs milletvekili genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu. Hı hı. Peşinde 28 Mayıs 2023 günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu. Sonrasında 31 Mart yerel yönetimler seçimleri. Bu seçimler esnasında Türkiye çok gerildi. Herkes birbirine her şeyi söyledi doğal olarak. Rekabet vardı. Rekabet ortamı bitti. Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Bu süre içerisinde sanki rekabet ortamı hala varmış gibi devam etmenin bir anlamı yok. Bu süreyi makul mantıklı bir şekilde böyle bir şey olursa tabii, zaten. Bu süreyi makul mantıklı bir şekilde değerlendirmek her şeyden evvel hem iktidar partisi bakımından önem taşır hem de Türkiye'nin geleceği açısından önem taşır. Burada da gündemimizde ne vardır? Herkesin bütün siyasi partilerin istisnası şikayetçi olmuş olduğu bir anayasa vardır. Hı hı. Anayasada niye şikayetçiyiz? Darbe anayasasıdır. Vesayet izleri hala durmaktadır. Hep beraber diyoruz ki gelin bu anayasayı değiştirelim. Bu vesayet izlerini silelim. Sivil bir anayasa yapmak kabiliyeti olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dünya aleme gösterelim. Ayrıca da bir taraftan Türkiye yüzyılı diyoruz. Bir taraftan dünyanın işte kutup başı ülkesi Türkiye hedefi diyoruz, değil mi? Şimdi bunları ifade ediyoruz. Bu hedeflerimize de adım adım ulaşacak bir yapıyı tesis edelim. Bu siyaset eliyle olur. Şimdi Sayın Bahçeli'nin çok güzel bir sözü vardır. Her vesileyle hatırlatırım. Türkiye'nin hiçbir meselesi sokaklarda çözülmezler. Türkiye'nin her meselesi parlamentoda çözülebilir. Bu kabiliyete sahiptir parlamentolarımız. İnsanları sokaklara dökmenin bir anlamı yoktur. İnsanları birbirine düşürmenin, kamplaştırmanın bir anlamı yoktur. Parlamentoların temel vazifesi nedir? Meseleleri çözmektir. Türkiye'yi ileriye taşıyacak adımları atabilmektir. Dolayısıyla da burada yapılması gereken şey ne? Parlamentoda bir uzlaşma zemini. Bu uzlaşma zemini bazen daha geniş bir tabana yayılmak ihtiyacı doğurur. Bazen de Cumhur İttifakı bir yapı içerisinde çözülebilir. Hı hı. Fakat parlamento aritmetiği içerisinde anayasanın zaten tabiatı itibariyle de geniş bir uzlaşma içerisinde çözülmesi gerekmektedir. Bizim anayasamız literatürde katı anayasa denen değiştirilmesi zor olan anayasalardandır. Değiştirilmesi zor olduğu için de daha geniş bir uzlaşma alanına ihtiyaç vardır. Yani 400 sayısını aşması gerekmektedir. Ama sadece bununla sınırlı mı? Hayır. Bir milli mutabakat belgesidir anayasalar aynı zamanda. Bir milli sözleşmedir. Bu sözleşmelerin bütün kesimlerin katılımıyla oluşması ileride doğabilecek her türlü rahatsızlığı izale eder. Onun içindir ki Sayın Bahçeli de ne diyor? Herkesle görüşün. Doğal olarak. Evvel emirde bu iş kimin işi? En büyük grup kimin son işi? Hükümet kim son işi? Adalet ve Kalkınma Partisi. Gayet tabii herkesle görüşün diyor. Gidin görüşün. Geniş bir uzlaşma zeminini temin edelim. Ama bizim duruşumuz belli. 100 maddelik bizim bir anayasa çalışmamız var. Buna ne kadar yakınlaşırsanız bizim için o kadar rahat olur her şey. Ama sizlerin de önerilerini görelim. Hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi diyor ki bizim önerilerimiz var. Güzel. Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor peki? Hiçbir şey. Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan 100 yıllık bir parti olduğunu ifade ediyor. Diğer taraftan yeni anayasaya dair tek bir maddelik bile ortada bir çalışması yok. Önerisi yok. Yapmaya da korkuyor. Niye korkuyor biliyor musunuz? Ola ki bir anayasa taslağı önerir. Eskaza orada değiştirilmeyecek maddelerle ilgili olarak bir şey söylemek durumunda kalır. Aşağı tükürse, sakal yukarı tükürse bıyık diyor ya. Dese ki bu maddeler değiştirilemez. Aynen koruyacağız. Demle papaz olacak. E bunları değiştireceğiz derse Demle düşündüğü ortaya çıkacak ayan beyan. Aynı düşündüğü. Dolayısıyla da en güzeline Cumhuriyet Halk Partisi için miş gibi yapmak. Siz işte mevcut anayasayı uygulamıyorsunuz ki yeni anayasayı sizle niye yapalım? Ne alakası var? Niye uygulamasın? Uyguluyor işte. Daha nasıl uygulayacak? Mahkemeler karar vermiyor mu?
mahkemelerin kararlarını beğenme. İşine gelene evet, işine gelmeyene hayır. Ondan sonra hukuk devletinden bahset. Hukuk devletinde mahkemelerin verdiği kararları beğenme veya beğenmemeye ilişkin refleksler yine yargısal yollarla olur. Ne yaparsınız? Temize gidersiniz, istinafa gidersiniz, ne yaparsınız? Hak arama yollarını tüketirsiniz oraya kadar. Ama tükenen yoldan sonra çıkan iradeye saygı duyacaksınız. Vay efendim, bu benim istediğim gibi değil, saygı duymam. Niye? Nasıl senin istediğin gibi olacak? Suç varsa suçun karşılığında ceza da olacak. Kimse kusura bakmasın. Yani öyle hukuk devleti olur mu? Suçun karşılığında cezanın olmadığı bir hukuk devletini insan savunabilir mi? Yani. Bunu nereye koyacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel problemi burada işte. Herhangi bir önerisi yok. Hiçbir konuda önerisi yok. O zaman olamayacak. Türkiye'ye ilişkin. Kadarıyla. Rasyonaliteden de uzak. Şimdi görüşmeler esnasında diyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor parti sözcüsü, genel başkanımız diyor, asgari ücretin artırılmasını, efendime söyleyeyim, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, efendime söyleyeyim, çay taban alım fiyatının artırılmasını, buğday, bunlar senin işin değil, bunlar hükümetin işi. Ekonomi politikaları var. Sen bunları önerebilirsin, tamam, doğru da. Sen önerdin diye, muhalefet partisi önerdi, yapılacak veya yapılmayacak işler değil ki bunlar. Bunların hesabı var, kitabı var. Bunların hesabı, kitabı nasıl yapılır? Eldeki bütçe imkanları çerçevesinde, ekonomik perspektifiniz çerçevesinde yapılır. Zaten popülist bir politika uygulayacak olsaydı, yerel seçimlere giderken uygulardı hükümet, sen o başarıyı elde edemezdin. Uygulamadı. Dedi ki ben kalıcı, yapısal bir politika uygulayacağım, Türkiye'yi bu ekonomik krizden çıkaracağım. Şimdi sen, bu nasıl yumuş ama? Yani kadife eldiven giyiyorsun, içine demir şey takıyorsun, kroşeyi çakıyorsun kendine göre. Şimdi bu bir nezaketle bağdaşır bir tavır mı? Sonra yine aynı şekilde, yok şu konuyla ilgili dosya verdi, bu konuyla ilgili dosya verdi, bu konuyla ilgili dosya. Siyasi nezaket burada nerede? Soruyorum size. Hukuk devletine saygın nerede? Ahlak nerede? Hiçbirisi yok bakın. Söylüyorum size. Oysa ki Türkiye'nin bir gerçeği var. Bu Türkiye'nin gerçeği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gerçeği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de gerçeği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de gerçeği, diğer temsil edilen partilerin de gerçeği, temsil edilmeyen partilerin de gerçeği. Sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Ve bu da ortak mutabakat. Bu ancak parlamento çatısı altında geniş bir uzlaşmayla, evet, ve sivil toplumun da katılımıyla gerçekleşir. Çünkü hedefimiz ne olmalı? Türkiye'yi gelecek yüzyıllara taşımalı. Ki zaten MHP her türlü desteği veririz diyor. Türkiye'yi kalkındıracak, güvenli bir iklim içerisinde yoluna devam ettirecek, kutup başı bir ülke seviyesine çıkaracak bir hedefi bizim hepimizin gözetmemiz lazım. Bu. Şimdi bunun dışına çıktığınız zaman onunla da anayasa çalışması falan olmaz. Onunla da uzlaşma da olmaz. Onunla da yumuşama falan da olmaz. Yumuşama dediğiniz şeye bir anlam izafe ediyorsanız şayet, bunun toplum tarafından da bilinmesi lazım. Şimdi bir takım kavramları bol bol sarf ediyorsunuz. Fakat bu kavramlara hangi anlamları yüklediğinizi hiç kimse bilmiyor. Muallakta. Meçhul. Böyle bir şey olur mu? Siyaset tanımlayarak gider. Açıklayarak gider. Net bir şekilde ifade ederek gider. Ortada bir netlik yoksa orada siyaset olmaz. Böyle bir siyaset tarzı olur mu? Soruyorsunuz. Yumuşamadan kastınız ne? Ortada bir şey yok. Demirtaş'a selam diyor. Yumuşamadan kastın senin bu mu? Kavalayı bırakın diyor. Bir de direktif veriyor. Şimdi böyle bir yumuşama olur mu? Şimdi bakın, yumuşama kavramını, Türkiye'nin meselesini iki tane şeye indirmişler, konuya. İki konuya indirmişler. Demirtaş'ı bırakın, Kavala'yı bırakın. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane bile gündemi yok. Demirtaş'tan sonraki şey ne? İşte gelecek Devlet Bahçeli'nin sorduğu dört tane soru, cevabını veremedikleri. İmralı Canisi'nin
ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Hadi söyleyin, söyleyin. Söyleyin. Öyle lafı evirip çevirmeyin. Demirtaş'ın falan arkasını saklamayın. Esas istediğiniz bu. Niye söylemiyorsunuz? Bunu bir söyleyin bakalım. Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan kurulmasını istiyor musunuz? Beraber demlendiklerinize söz verdiniz mi? Verin bu soruların cevabını. Niye vermiyorsunuz? Kaçak güreşmekle olmaz. Sen bu soruları soruyorsun, oradan diyor ki cinayet. Sen bu soruları soruyorsun, oradan diyor ki çay fiyatı. Sen bu soruları soruyorsun, o oradan diyor ki asgari ücret. Bu sorularla senin söylediklerinin ne alakası var kardeşim? Sen önce şu soruların cevabını ver. Türk milletine sen bu cevapları vermek mecburiyetindesin. Madem ki kurucu parti olduğunu iddia ediyorsun, madem ki Büyük Atatürk'ün mirasına sahip çıktığını ifade ediyorsun, Büyük Atatürk'ün koltuğu bir tek Cumhuriyet Halk Partisi koltuğu falan değildir. Büyük Atatürk bu ülkenin banisidir, kurucusudur. Bu ülkenin kurucusunu bırakmış olduğu vatana sahip çıkmak da sana düşer. Neredesin orada? Oradaki koltuğa yapışıp, işte Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum. Atatürk bir tek koltukta oturmadı ki. Atatürk en az o koltukta oturdu. Atatürk bu milletin kalbinde. Siz neredesiniz? Kürşat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, uzlaşmadan geldik buraya. Hı hı. Ve genel başkanımızın açıklamalarından ve ona olan eleştirilerden. Şimdi ben bir küçük tarihsel süreçten bahsetmek isteyeceğim. Ben biraz da hocamız konuyu derinlemesine anlattı. Şimdi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ana kuruluş felsefesi Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak ve bu çerçevede milli politika ve siyaset üretmektir. Burada herhangi bir sorun varsa iktidar ve muhalefet arasındaki kısır çekişmeler devlet yapısına zarar vereceği zaman Milliyetçi Hareket Partisi tarihin her safhasında inisiyatif almıştır. Milliyetçi Ülkücü Hareket Partisi Türk milletinin kültürel kodlarına bağlı teşkilat mensuplarıyla büyük Türkiye idealine yorulmadan yürüyen bir harekettir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin buradaki en önemli özdeyişlerinden bir tanesi, mesele vatansa gerisi teferruattır. Teferruattır, evet. Bu milli bilincin ve vatan sevgisinin canlı tutulması için her türlü fedakarlığı yapmış ve yapmaya hazır olan bir iradenin teşekkülüdür Milliyetçi Hareket Partisi. Bu irade dün Çanakkale'de Conk Bayırı'nda büyük taarruzda hep var olan iradedir. Bu irade Cumhuriyeti kuran fedakarlığın bizzat kendisidir. Bu bağlamda Milliyetçi Hareket Partisi mensupları bütün hareket ve kabiliyetlerini aslında Türk Devleti'nin varlığını sürdürmesi için yapmaktadır. Ve bunun için ne zaman herhangi bir sıkıntı gördüklerinde ellerini değil, her zaman gövdelerini taşın altına koymuşlardır. Bundan da çekinmemişlerdir. Şimdi genel başkanımızın bu açıklamasında, normalleşmeye binaen yapılan açıklamada iki tane şey başlık var. Bir, meclis faaliyetlerinde Cumhur İttifakı'na faaliyetlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekliyoruz. İki, Cumhurbaşkanlığı kayıtsız ve şartsız yanındayız. Evet, yalnız bırakmayacağız. Yalnız bırakmayacağız diyor. Peki 1980 öncesinde Alparslan Türkeş kurucu liderimiz Demirel hükümeti sıkıştığında bunlara destek vererek Türk siyasetinde bir tıkanmanın önünü açmış mıdır? Açmıştır. 1979 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimleri tıkandığında Alparslan Türkeş, Türk siyasi hayatı tıkandığında bunun önünü açmış mıdır? Açmıştır. 57. hükümetle
Bülent Ecevit hükümetiyle birlikte Türkiye'nin belli sıkıntılarının önünü açarak terörü sıfıra indiren, belli ekonomik altyapıyı oluştururken bütün fedakarlıkları göz önüne alan Devlet Bahçeli, Sayın Genel Başkanımız aynı yoldadır. Bugün de yapmış olduğu fedakarlık ve açıklamalar bizzat Milliyetçi Hareket Partisi'nin tamamı üzerindedir. Burada biz uzlaşmadan ne anlıyoruz? Uzlaşma şu demektir. Bir çözümsüzlüğün parçası olmak yerine çözümün parçası olmak demektir. Evet. Sorun çıkaran değil, akılcı, açık fikirli, problem çözücü bir yapıya kavuşturmak demektir normalleşme. Şimdi Sayın Özgür Özel'in açıklamalarında, benim de notlarımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetelere servis ettiği, işte asgari ücret, diğer problemler. Bütün partiler zaten bunları dile getiriyor mu? Getiriyor. Aslında bizim uzlaşmaktan kastımız, her yayında ısrarla söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk dört maddesi, diğer üniter yapı, Türk tanımı, bunlar hakkında Cumhuriyet Halk Partisi ile bir uzlaşma zemini oluşturabilir miyiz? Ama Cumhuriyet Halk Partisi burada menfi değil, biz yapıcı bir yaklaşım sergilemesini isterken o tamamen menfi bir yaklaşım içerisinde ve tribünlere oynayan, yapmaktan ziyade içi boş söylemlerle zamanı iyi kullanmaya çalışıp oyunun bitmesini amaçlayan bir tavır içerisindedir. Hı hı. Fakat şimdi iktidar ve muhalefet arasındaki kısır çekişme devam ederse, Türkiye bir çatışmanın yanında içerisinde olursa bundan hiç kimse fayda görmeyecektir. Zaten Genel Başkanımız hani Türkiye olmazsa neyin Türkiye siyasetini yapacağız derken aslında bizim çekmek istediğimiz yer şudur. Gelin dış politikada belli alanlarda ortak tavır sergileyelim. Aslında Adalet Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanımız da anladığımız kadarıyla bu arada bir adım attı. Bundan sonra dış politika uzmanları Sayın Özgür Özel'e briefing verecek. Aslında bu briefingin amacı nedir? Dış politikada ortak bir bakış sergileyebilmektir. Bugün aynı şeyleri Sayın Mehmet Şimşek ve ekonomi kurbanları Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine briefing verecekler yakın bir zamanda. Hı hı. Peki bunun amacı nedir? Ekonomide de bir ortak zemin, ortak akıl oluşturmaktır. Realiteyi oluşturabilmektir. Aslında Cumhur İttifakı'nın olması gereken de bu, evet, zaten. Yani Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın karşı tarafa briefinglerle, bakın bunları şunun için yapıyoruz. Bürokratlarımızın düşüncesi açıklıkla budur. Sosyal medyadaki hocalardan öğrenmeyin, gelin buradan öğrenin diyor. Hı. Yani aslında çok temiz bir uzlaşma zemini sunuluyor, evet, kendisine. Fakat ona her temiz uzlaşma zemini sunulduğunda o şunu ifade ediyor. İşte anayasayı uygulamıyorsunuz ki anayasayı değiştirelim. Peki Anayasa Mahkemesi 2 hafta önce tüm rektör atamalarını iptal etti mi hocam? Etmedi. Bir yıllığına... Yok, o şekilde de değil. Yani şöyle bir yıllığına... KYK'yla düzenleyemez. KYK'yla düzenleyemez. Ama Anayasa Mahkemesi karar verdi. Kanunla düzenleyin. Bunlar dedi KYK'yla düzenleyemez. Tamam. Rektör atamalarının tamamı geçerli. Yani yine benzer şekilde atamayı yapabilirsiniz. Evet. Bir yıllık süresi. Bu bir yılda kanunu değiştirir. Şöyle bir yıllık hüküm verdi ama Anayasa Mahkemesi bir karar verdi mi? Bundan Cumhuriyet Halk Partisi memnun mu? Memnun. Anayasa Mahkemesi birçok karar ve bürokrat hakkında böyle kararlar verdi mi? Verdi. Bunların bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisi mi taşımış buraya? Cumhuriyet Halk Partisi taşımış. Demek ki Türkiye'de anayasa uygulanıyor. Anayasa Mahkemesi de belli zamanlar belli görevlerini yapıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizdiği gibi Türkiye'de hukuksuz, adaletsiz bir Türkiye kavramı yok. Peki biz anayasayı niçin değiştiriyoruz? Biz bunu ısrarla yine dediğimiz şey şu. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişti. Şu an yeni bir sisteme geçtik. Yeni bir sisteme geçtik.
Geçtik. Müsteşarlık yok. Kanunda müsteşarlık kelimeleri değiştiriliyor. Hı hı. Artık bakanlık yerine belli sekreterlikler ya da Cumhurbaşkanlığı'nın devlet planlama teşkilatı yerine belli Cumhurbaşkanlığı alanları oluşturuldu. Ekonomi, sağlık gibi kendi bünyesi oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı'nın web sitesinde bunlar var. Fakat bunların anayasal bir düzen içerisine oturtulması gerekiyor. Yani şu anki mevcut sistemle anayasanın uyumu, anayasanın sadeleştirilmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yılmaz'ın da ısrarla söylediği şey, Fethi Yıldız'ın da söylediği, şöyle bir, biz diyor bunu 400 maddeyle bile geçirsek gelin diyor, bunu halka sunalım. Sunalım diyor. Çünkü halktan bir güven olsun bu anayasa ve bundan sonra Türkiye yeni yüzyıla bir daha anayasayı tartışarak, zaman kaybederek geçirmesin diyor. Buna bizim beklentimiz şu, Cumhuriyet Halk Partisi burada bir söz söylemesini istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi diğer konularda söyleyebilir. Yani hiçbir konuda da uzlaşmak, bu konuda da işte çay fiyatına Cumhurbaşkanı 80 lira der. Hı hı. Bunlar 150 olsun der. Bu ayrı bir tartışma konusu. Hı hı. Fakat bizim burada şu an asıl yapmak istediğimiz şey devletin temelini oluşturmak değil midir? Ve Sayın Genel Başkanımızın ısrarla ön aldığı, ısrarla kayıtsız ve şartsız Cumhurbaşkanısının desteklemesinin sebebi şudur. Devlette durağanlığı, devlet durağanlığı kabul etmez. Esas olan devlette devamlılıktır. Biz devletin devamlılığını istiyoruz. Evet. Ve devletin devamlılığını isterken anayasanın da bunu daha iyi güvence altına almasını, sivil bir anayasa oluşmasını ve bunun da geniş bir uzlaşma zemininde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır içerisinde bulunduğu bu tecrübeyi, siyasi tecrübeyi bunu aktarmasını arz ediyoruz. Bizim uzlaşmadan, yumuşamadan kastımız budur. Fakat bizim için yumuşama şu değil. Yumuşama şu mudur? Yumuşama kelimesi bazen tehlikeli bir kelime. Ne kadar yumuşamak? Abdullah Öcalan'ı serbest bırakalım, yumuşayalım. Peki. DEM milletvekili Hakkari valisini sokağa çıkartmam, ona ben gösteririm desin, devleti tehdit etsin. Aa, kabul edelim özgürlük adını. Bunu kabul edelim, yumuşamış olalım. Bunu kabul etmezsek yumuşamamış olalım. Ve diğer bütün unsurlar, devletin bütün unsurlarına saldırıyı kabul edelim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi aslında savunduğu değerleri kendi yesin. Ve biz de buna herhangi bir şey söylemeyelim. Çünkü Türkiye'de artık normalleşme ve yumuşama var. Herhalde böyle bir şey yok. Böyle tabii. Bir şeyi kendileri anlayamıyor. Yani biz mesela herhangi bir parti Türkiye'de kalkıp şunu dese. Biz Türkiye'de laikliği kaldırıyoruz dese. Cumhuriyet Halk Partisi şunu diyecek mi? Evet. Normalleşiyor. Normalleşiyoruz çünkü. Atatürk hakaret edin. Tabii ki edin. Ne demek? Normalleşiyoruz. Şeyh Said'i tanıyınız. Biz tabii ki yapalım, normalleşiyoruz. Peki o zaman sizin mukaddesatınız ve değerleriniz hiç mi yok? Siz bu cumhuriyete, bu devlete hiç mi bağlılık duymadınız? Bu memleketin ekmeğini hiç mi yemediniz? Bu bayrağa saygınız, sevginiz, muhabbetiniz yok mu? Türk kavramını tartışmaya aç. Devlet kavramını tartışmaya aç. Millet kavramını tartışmaya aç ve bunları çatıştır. Ama bunları çatıştırırken de bunu tartışmayalım değil de herhangi bir, bunun aksine bir söz söylediğinizde bakın bunlar normalleşmek istemiyor deyin. Bu akılcı bir yaklaşım değildir. Değil. Ben aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi mensuplarının da inanın böyle düşündüğünü hiç sanmıyorum. Sadece bu bir siyasi bir oyun, siyasi bir tiyatro sergiliyorlar. Fakat bu siyasi oyun ve tiyatronun sonu... CHP çatısı altındaki kişiler de aslında böyle düşünmüyor diyorsunuz. Mümkün değil. Yani mümkün, kim düşünebilir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının ben çoğunun Cumhuriyet en az bizim kadar sevdiğini, bizim kadar değer verdiğini düşünüyorum. Yani anayasanın ilk 4 maddesini herhangi bir değiştirmek istediğinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin çoğu buna hayır der. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi oyunu burada yerine işte Hakkari'yi ya kayyum atadınız, ya kanun var, nizam var. 3-2 hafta biz onu tartıştırıyor. Evet. İyi de Hakkari'ye kayyum ataması ile ilgili kanun var. İşte 46. madde yönetmelik var, anayasanın 127. maddesi var. Bunlar, gelin bunları değiştirelim diyoruz. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi yok.
Peki bugün İçişleri Bakanlığı'nın sorusu da çok güzel bir soru. Genel Başkanımız bakın grup konuşmasında bunu söyledi. 30 tane belediye başkanınızı bu kadar ağır suçlar olduğunu bile bile, mahkemelerin olduğunu bile bile, yani 20 yıl yargılanıyor. Terörle, iktisatlı terör yöneticiliğinden yargılanan bir kişi 30 kişiyi niçin aday ettiniz diye soruyor. Yani sizin amacınız yol yapmak değil mi Hakkari'ye? Sizin amacınız Hakkari'nin suyunu daha iyileştirmek değil mi? Sizin amacınız Hakkari'yi daha güzel bir şehir haline getirmek değil mi? Peki böyle bir amacınız varsa, bunun görevden alınacağını bile bile bunun niçin aday gösteriyorsunuz? İçişleri Bakanı da diyor ki kendilerine bu soruyu sorsunlar diyor. İşte burada bir başkaldırı var. İşte tabii, normalde. Yani hani aslında burada başkaldırıdan şey şu. Millet, halk, Türklerle Kürtleri, Türklerle Çerkezleri, Kuzeylilerle Güneylileri, Doğularla Batılıları bir araya, bir arada yaşama heyecanlarını kırmak istiyorlar. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk Milleti ve Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden beri her türlü ırkçılığı, her türlü menfi milliyetçiliği, antropolojik milliyetçiliği reddetmiştir. Kültür milliyetçiliğini kabul etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Türk milliyetçiliği tanımında bunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının tamamı Türktür demiştir. Ve Türklerin tamamı eşit haklara sahiptir demiştir. Ha. Bugün tartıştıkları Ahmet Türk'ün dedesi, babası Türk soyadını bunun için almıştır. Bunları ikna eden kişi Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi bu ikna kabiliyetlerini, bu rada faaliyet göstermesi yerine Cumhuriyet Halk Partisi millet kavramını tartışmaya açarak, Cumhuriyet Halk Partisi devlet kavramını tartışmaya açarak Türkiye'de bir kaostan iktidar beklemektedir. Bu kaostan iktidar çıkmaz. Peki. Sayın Türkmen'e gidelim. Bu bir kaos beklemektedir diyor. Ama bu kaostan da bir iktidarın çıkmayacağını söylüyor. Yani bir algı var elbette. Sizin yorumunuz ve değerlendirmeniz ne olur Sayın Türkmen? Evet Cem Bey, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi... istiyorlar onu da anlamış değiliz ama hani neden kaos istiyorlar? Hani diyor ya Sayın Asgur kaos çıkartmak istiyorlar ama hani kaosu çıkartıp Sayın Avşar'ın dediği gibi 4 yıl boyunca ne güzel boş bir süreç var, seçimsiz. Herkes hizmet edebilecek, yeni bir anayasa çıkartılabilecek, temiz, şeffaf bir sürecin ilerlenebilmesi gerekir 2028'e kadar. En azından Cumhurbaşkanlığı seçilmene kadar. Buyurun. Evet, tabii kaos istemelerinin sebebi memleket karışsın, bir an evvel erken seçime gidelim. Yani geçen dönemde 2018'den sonra da hemen bunlar erken seçim bugün olacak, yarın olacak. İşte yaz geldiğinde Ekim'de, Kasım'da olacak, kış geldiğinde işte Mayıs'ta, Haziran'da olacak erken seçim diye konuştular, durdular ama seçim vaktinde oldu. Şimdi yine 31 Mart'ı atlattık, arkasından erken seçim konuşulmaya başladı. Bu eğer erken seçim mecliste çoğunluğu bulunduran Cumhur İttifakı ya da Cumhurbaşkanı istemezse biz memlekette bir kargaşa, kaos ortamı oluşturalım ve bunun sonucunda hükümet zorunluluğunda kalsın ve seçime gidilsin gibi bir tavırları var. Tabii bu memleket hayrına olan bir şey değil. Bu bunların isteği. Zaten bunlar memleket hayrına da pek fazla bir şey istemiyorlar. Şimdi Özgür Özel genel başkan seçildikten sonra kendisini bir zafer sarhoşluğu içerisinde buldu. Ardından da nispi bir başarı elde edilince 31 Mart'ta artık kendisini neredeyse Cumhurbaşkanı'yla eşdeğer, işte yarın o gidecek, yerine koltuğuna ben oturacağım havasına girdi. Oysa ki seçim tarihine, siyasi tarihimize baktığımızda önceki yıllarda da belki bu son yıllarda olmadı ama 2000 yılından önceki zamanlarda vatandaşımız o zaman milletvekili ara seçimler oluyordu, mahalli idareler seçimler oluyordu ve mahalli idarelerde de bazen ara seçimler olabiliyordu. Bu durumda iktidara ters ya da muhalefeti güçlendirecek şekilde vatandaşımızın oy kullandığı olmuştur. Bugün de böyle oldu ve vatandaşımız oy kullandı. Hatta zaten de Cumhuriyet Halk Partisi de birçok yerde oyu azaldığı halde
Cumhur İttifakı tarafı sandığa gitmediği için onların oyu daha fazla düştü ve Cumhuriyet'e, bu Adana'da böyle oldu, Mersin'de böyle oldu. Cumhur İttifakı'nın oyları daha fazla düştüğü için Cumhuriyet Halk Partisi işte çoğunluğu ele geçirdi, öyle diyelim. Bunun da sarhoşluğu içerisinde Özgür Özel kendisini önümüzdeki seçimde, şimdilik de iki işte benim iki golcüm var, biri Ankara'da biri İstanbul'da demek suretiyle kendisini de arka planda tutarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlıyor. Yani şimdi bu yumuşama konusu da eminim kendi fikri değildir. Bunlar ajansla çalışmayı seviyorlar. Uzunca zamandır bu çeşitli şekillerde gündeme geliyor. Muhtemelen bunların kulağına birileri fısıldamıştır bunu. Hı hı. Ve bu şekilde hareket etmeleri yönünde kendilerine yol göstermişlerdir. Şimdi demin ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel şu anda hükümetin iyi icraatlarının tamamına işte bunu biz söyledik de öyle yaptılar demeye getiriyorlar. Diyorlar hatta, demeye getiriyorlar değil, diyorlar. Bundan da kendilerine pay çıkarıyorlar. Yani hükümet işinin aslında başında. Şu, işte. Aslında şu çay mevzusu, diğer işte asgari ücret konusu, hani kendilerince ve vatandaşın beklentileri çerçevesinde haklı sayılabilirler. Ama burada hani sürekli biz çay konusu ve asgari ücreti konuşuyoruz. Sanki böyle bir şey beklemiyormuşuz. Hani çay mı konuşulacak şimdi, asgari ücret mi konuşulacak şimdi, değil. Asgari ücreti iyileştirme yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Şimdi ya da şöyle, çay konusunda da olabilir ama Sayın Avşar, vereceğim hemen söz hakkı. Sayın Avşar'ın dediği gibi yani konu bir başka bir konu varken çayla önümüze gelmeyin. Başka bir konu varken asgari ücretle önümüze gelmeyin. Buradaki, şu dört soruya yanıt verin. Hani yoksa buradaki, biz hani şöyle buradaki algılanmasın, habire çay deyip duruyoruz. Çay fiyatları düşsün, şimdi asgari bakın, ücret artsın. Bunu biz de söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi her zeminde yapabileceği bir tenkidi, yapabileceği bir öneriyi Cumhurbaşkanıyla 18 yılda bir yakalamış olduğu bir buluşma fırsatı esnasında dile getiriyorsa, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin politika üretme süreçlerinde bir sorun var demektir. Yani 18 yıl sonra bir araya gelip çayı mı söylüyorsunuz? Yani, çay fiyatını siz bunu mı söylüyorsunuz? Her yerde söyleyebilirsiniz. Parlamentoda bütçe konuşurken söyleyebilirsiniz. Grup toplantınızda söyleyebilirsiniz. Geleceğim Sayın Türkmen. Efendime söyleyeyim, medyaya demeç vererek söyleyebilirsiniz. Mitingler yapıyorsunuz, söylüyorsunuz falan. Ya Cumhurbaşkanı'yla bula bula konuşacak mevzu olarak bunu mu buldunuz? Başka bir mevzu yok mu? Bugünlük gelir. Burada genel konuyu küçümsemiyoruz. Yani, yanlış anlaşılmasın. Konuyu küçümsemek değil bakın. Şimdi yani bunu zaten her zeminde söylüyorsunuz. Söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanıyla o anda bir saatlik, bir buçuk saatlik tahditli bir zamanda Türkiye'nin bütün meseleleri bundan ibaret mi? Yani böyle mi düşünüyorsunuz? Bunun çözümü belli deniyor. Bunun çözümü belli. Türkiye zenginleştikçe, Türkiye para efendime söyleyeyim ekonomi politikalarında bağımlılıktan kurtuldukça söylediklerinizin tamamı zaten olur oluyor da. Ama ortada kaynak yokken, para yokken şimdi siz kalkıyorsunuz bunu bile bile. Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz parayı nasıl yaratacaksınız? Önce onu milleti söyleyin. Kaynağı nereden bulacaksınız? Hı. Onu söyleyin. Yani sizin eski genel başkanınız gitti Amerika'ya. İşte şu kadar para getireceğim dedi. Astarı yok biliyorsunuz. 300 milyar dolar para buldum dedi. Evet. 300 milyar dolar parayı nereden buldun dediler. Yani şimdi bunu bile açıklayamadı. Ortada bir şey yok çünkü. Jeremy Rifkin diye bir danışmanı uzaktan bağladılar. Ondan sonra adam İngilizce konuştu. Hiçbiri anlamadı. Genel başkanları dahil olmak üzere adamın konuştuğunu. Yani ya kardeşim siz yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak biraz daha gerçekçi bir şekilde insanların karşısına politika üreterek çıkın. Politika üreterek çıkın. Yani böyle yani şeylerle çay fiyatını tabii at Martin'i Debreli Hasan dağlar inlesin diyor. Hükümet değilsin, bir şey değilsin yani. Sana ne var vermekte? Yani 7 değil 17 verirsin, 27 verirsin, 107 veririm dersin. 2007 veririm dersin yani. Desen ne olacak yani, değil mi? Bir manisi var mı senin bunu söylemenin? Şimdi şöyle Sayın Hocam, biz müsaade ederseniz buyurun. Çok kısa bir şey konuşalım. Kısa söyleyin, desteğiniz olsun Sayın Türkmen'in. Şöyle bu hafta Sayın Genel Başkanımızın konuşmasının son kısmında dar ve orta gelirli insanımızı enflasyonu ezdirmemeliyiz. Evet. Emeklilerimizin şikayetlerini kademeli şekilde dindirmeliyiz. Evet.
Fiyat ve finansal istikrarın iyimesi, ihracat, üretim, istihdam, yatırım seferberliği ile Türk ekonomisinin zincirlerini tamamıyla kıracaktır. Çiftçimize de memurumuza. Bütün haklarını, emeklimize, maaş, bütün haklarını verilmesini istiyoruz. Taşeron firmalarda çalışan kardeşlerimizin kadroya alınmasını talep ediyoruz. Staj ve çıraklık mağdurları kardeşlerimize el uzatılmasını istiyoruz. Terörle mücadelede gazi sayılmayan 20 bin gazimize haklarının verilmesini istiyoruz. Uzman çavuşlarımızın kadroya alınmasını istiyoruz. Yardımcı hizmet sınıfındaki kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Her hafta biz bunları zaten dile getiriyoruz. Yani hani kendileri de bunları dillere getiriyor. Fakat burada şu var, bizim buradaki görüşmekteki amacımız biraz daha büyük çarkların nasıl işleyeceğinin konuşulması. Yoksa bunları ben herkes önce, istiyor. Önce kaynağı yaratalım. Şimdi kaynağı yaratalım. Şöyle ben hani bu sefer konuyu çok şey yapıyoruz, size sohbetli oluyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şey demişti. Ben geldiğimde eski Genel Başkanı 120 milyar dolar para getireceğim. Sonra dedi ki 6 yılda getireceğim. Sonra dedi ki aslında 4'te 1'ini nakit getireceğim falan. Öyle bir Türkiye yok. Halbuki 13 yılda kaldı Genel Başkanı'nda, görmedik o parayı. Yani öyle bir şey. Evet, 120 evet. milyar dolar getireceğim gibi bir reklam. Sonra da kendisi de inanmadı muhtemelen. Etrafındakiler de inanmadı. Hani hocamızın dediği gibi öyle kaynak nasıl yaratılır hocam? Kaynak, siz Kabar'da terörü bitirirsiniz. 10 bin günlük 10 bin varil petrolü 85 bin varile. Bakın Cumhurbaşkanımız bu yıl ne diyor? 100 bin varil petrol çıkaracağız diyor. Türkiye doğalgaz kaynaklarını arttırıyor. Savunma sanayi, ithalat, ihracat dengesinde müthiş bir yere doğru koşuyoruz. Üreten Türkiye'yi yaratıyoruz. İşte kaynak da elbette ki böyle yaratılacak. Yani hani Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi bu kaynakları yaratabilir. Eğer CHP'nin kaynak arayışı ya da mesela biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğalgaz politikalarında, enerji politikalarında destek istiyoruz. Onlar biz her Akdeniz dediğimizde yok Afrika'da ne işiniz var, Asya'da ne işiniz var, Libya'da ne işiniz var gibi. Ya kalkınma yolu diyoruz, Suriye'ye niye giriyorsunuz diyor. 1.2 trilyon dolar, Türkiye bütçesi kadar bir ticaret var. Yani hani bunların hepsi işte kalkınma ve bunun neticesinde gelen parayla Türkiye kalkınacak. Yoksa nereden kalkınacak? Yani hani bunlara destek verip vermeyeceği da çok önemli. Doğru. Diyorum. Daha konuyu da açmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Türkmen buyurun. Cem Bey, Türkiye'yi yönetmeye talip Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı Özgür Özel'in Türkiye'nin Türkiye'de bugün bir ekonomik sıkıntı var. Vatandaşlarımız sıkıntı çekiyor. Bunu herkes biliyor. Buna yönelik böyle işte günü kurtaracak açıklamalar yapıyor. Yani Türkiye'nin esas problemleri üzerinde bir önerisi yok. Yani işte lider Devlet Bahçeli bu daha önce de defalarca gündeme getirmişti. İşte geri kabul anlaşmasının iptali konusunu bu haftaki grup konuşmasında gündeme getirdi. Şimdi bu önemli bir konu. Yani bu hükümet bunu icra ederse, böyle bir anlaşma iptali olursa bu geçici sığınmacı konusunda önemli bir rahatlama sağlarız. Bununla ilgili Özgür Özel'in bir açıklaması yok. Suriye'deki terör örgütleriyle ilgili bir açıklaması yok ya da Cumhurbaşkanı'na bir teklifi yok. İşte hocalarım ifade ettiler. Yani Libya ile ilgili, Somali ile ilgili, işte Çin'in dünya ticaretindeki ve bölgemizden geçecek yollarla ilgili bir yol bir kuşak projesi ile ilgili bir görüşü yok. Türkiye doğalgaz merkezi olma noktasında ilerliyor. Bununla ilgili bir görüşü yok. Görüşüyor. Türkiye işte petrol çıkar, yurt içinden petrol çıkarma konusunda önemli atılımlar yapıyor. Bununla ilgili bir görüşü yok. Ha nedir? İşte buğday üreticisi zor durumda. Doğru. Buğday üreticisi fiyatları biraz bu yıl düşük buldu. Çay üreticisi düşük buldu. Yani birçok sektörde bu var. Çiftçilikle alakalı
İşte hayvancılıkla ilgilenenlerin çeşitli problemleri var. Bununla ilgili bir çözüm önerileri, işte basit şeylerle ilgileniyor. Yani tamam, bunlar da problemdir, çözülmesi gerekir. Ama hükümet daha önce gündeme gelmişti. Acaba hükümet kanadından bir sızıntı mı var? Kılıçdaroğlu'na haberler gidiyor da bizim yapacağımız işleri, icraatlarımızı bunlar önceden ifade ediyorlar gibi. Şimdi de bana bunu hatırlattı Özgür Özel'in bu çıkışları. Yani Özgür Özel'in daha makro konularda açıklamalarda bulunması gerekirken böyle genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin açıklamalarda bulunması gereken konularda bir genel başkanın, yani Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanının böyle açıklamalar yapması çok inandırıcı değil. Bunun kamuoyuna, ya türbün bir tür oyuna, toplantılar da yapması. Doğru. Şeklinde değerlendiriyorum ben bunu. Yoksa doğal açıklamayı. Dolayısıyla Özgür Özel şimdi Cumhur İttifakı'na, birinci bölümde, ikinci bölümde de ifade etmiştim, Cumhur İttifakı'na fitne sokmak peşinde. Bunların amacı işte Türkiye'nin önündeki meseleleri aşalım, engelleri aşalım, Türkiye'yi bir düzlüğe çıkaralım değil. İşte Erdoğan hükümetini alaşağı edelim, erken bir seçime gidelim. İşte bugünler memleket ekonomik olarak zor durumda, biz bundan faydalanalım, işte iktidarı ele geçirelim. Bunların amacı bu. Yani iktidar, siz daha bir yıl önce vatandaşla çeşitli vaatlerde bulundunuz. Vatandaşa güven veremediniz. Vatandaş size güvenmedi ve tercihini Cumhur İttifakı'ndan taraf kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı tarafına verdi. Şimdi siz böyle birinci parti olduk havalarıyla, tabiri caizse, bize şey yapıyorsunuz, işte Türkiye'yi de biz yönetiyoruz, işte gölge kabine kurmalar, bilmem ne yapmalar, böyle türbüne oynayacak hareketler yapıyor Özgür Özel. Tabii bir süre sonra Özgür Özel'i herkes anlayacak. Yani Özgür Özel'den bir lider olamayacağını, genel başkanlığı belki belli bir süre götüreceğini ama bir lider olamayacağını anlayacak ve esas itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik arayışı ortaya çıkacak. Yani bunlar Türkiye'de bir hükümet arayışı, erken seçim var diyorlar ama bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir lider arayışı ortaya çıkacaktır. Bu da peki, önümüzdeki dönemde kendini gösterecektir. İşte şu anda zaten üç başlı bir şey var diyorduk. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta Özel ve Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni idare etmeye çalışıyorlar. Buradaki çatlaklar ilerleyen zamanda gün yüzüne çıkacaktır. Özgür Özel önce kendi partisinin problemlerini çözsün. Eğer hükümetin verdiği asgari ücreti beğenmiyorsa, işte Türkiye'de biz önemli başarılar elde ettik diyor. Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, işte en küçük beldede nereleri aldılarsa buralarda asgari ücreti kendileri 30 bin lira yapsınlar. Yani peki, asgari ücret derken çalışanlarına verdikleri en az ücreti CHP'li belediyelerde en azından 30 bin diyorsun. Lira yapsın, 50 bin lira yapsın. Yani bunun önünde bir engel var mı şu anda? Yok. Peki. Yok. Peki. Dolayısıyla bunlar sadece memleketi karıştırmak, bir kaosa sürüklemek amacıyla yapılan basit numaralar diye değerlendiriyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Zakir Avşar bizlerle birlikteydi. Kurban Bayramımız mübarek olsun şimdiden. Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kürşat Azkur bizlerle birlikteydi. MHP MYK üyesi. Teşekkür ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Sağ olun. Sizin de Kurban Bayramınız kutlu olsun. Aynı zamanda bu hafta sonu biliyorsunuz Babalar Günü. Evet. Hazar tüm günü Babalar Günü. Babamın başta ve genel başkanımızın da Babalar Günü'nü buradan tebrik ediyorum. Aynı zamanda yarın Arefe. Evet. Arafat'ta bütün acılarımız dua edecek. Onların da dualarını şimdiden kabul, Rabbim kabul buyursun diyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. O zaman Babalar Günü'nden açmış. Başta kendi babam olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimize kutluyoruz. Ahirete göç etmiş babalarımıza da rahmet diliyoruz elbette. Sayın Türkmen, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kurban Bayramımız mübarek olsun sizin de. Bayram
milletimizin bayramını kutluyoruz ve Türkiye Milli Futbol Takımına da grup maçlarında başarılar diliyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Saat başında geçen haberlerle devam edeceğiz.